Merhabalar, Ankara'dan iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Bugün bu akşam siyasi işler açısından yeni bir başlangıç söz konusu. Malumunuz siyaset sahnesi bir hayli hareketli. Seçim ittifakı tartışmaları artık tartışma olmaktan çıktı. Yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Siyaset 2019 sürecine girmiş durumda. Bize işte bu hareketli dönemde ekibe 3 değerli gazeteci katıp siyasi işleri Ankara'ya taşıma kararı aldık. Sıkı Ankara gazetecisi, 3 büyük gazetenin Ankara temsilcisi, ekibin yeni simaları. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu. Hoş geldiniz siyasi hoş bulduk, işlere. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Serpil Çevikçen. Hoş geldiniz hoş ekibe bulduk. Diyelim. Ve Star gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii böyle bir ekip kurunca biz siyasi işler olarak bir de iddia ortaya koymak istiyoruz. Burada yine ekip arkadaşlarıma ben dayanarak, onlara inanarak, güvenerek bu iddiayı ortaya koyuyorum. Şimdi evet biz bu programda gündemi yorumlayacağız. Siyaset yorumlayacağız ama bir farkımız olacak. Farkımız şu, 3 değerli Ankara gazetecisi burada. Siyaset kulislerine çok hakim 3 gazeteci. Aslında ne oldu sorusunun yanıtını alacaksınız. Perde arkasına dair daha önce duymadığınız gelişmeleri, bilgileri öğreneceksiniz. Bu iddiayı ortaya koyalım. Çünkü siyaset çok hızlı gelişiyor. Bizim programdaki mottomuz da ciddiye alıyoruz biz siyaseti. Bu açıdan gerçekten bilgilendirici bir program olacağını, kendi içerisinde manşet çıkaracağını şimdiden söylemek herhalde yanlış olmaz. Şimdi gündem gerçekten yoğun. Artık yeni dönemin, yeni başlangıcın bereketi mi diyelim? Siyaset gündemi bir hayli kalabalık. Dün Devlet Bahçeli manşeti atmıştı 2019 için. Bir anlamda ittifakı açıkladı. Biz aday çıkarmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz. Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi eğer aday olursa. Bugün işte o açıklamanın yankılarının izi sürüldü. Grup toplantıları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubunda kürsüdeydi. Oradan o ittifaka ilişkin açıklamaları önemliydi. Tabii siyaset bu birlikteliği ve sonrasında olacakları konuşuyor. Burada tabii AK Parti grubuna bakarsak orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül'e yönelik eleştirileri var ki o da gerçekten manşet, konuşmak gerekiyor. Şimdi bir kez daha hoş geldiniz. Başlayalım siyasetin konuştuğu, tartıştığı başlıklara. Şimdi dün Bahçeli manşeti attı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı memnuniyet duyduğunu söyledi bu birliktelikten, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tavrından ve grup toplantısı çıkışında dedi ki hayırlı işleri çok bekletmeye gelmez. Yarın Beştepe'ye davet ettim. Sayın Bahçeli gelecek, görüşeceğiz dedi. Şimdi Sayın Çevikçen sizle başlayalım. Şimdi yarın bir görüşme olacak Beştepe'de. Hayırlı bir iş dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi oradan hareketle sorayım. Yarınki görüşmede ne konuşulacak? Yani bir teşekkür görüşmesi mi olacak? Yoksa hayırlı işten sırnak içerisinde hareketle bir birlikteliğin, bir ittifakın şekli şemali mi çizilecek? Şimdi tabii 16. sen referandumda iki partinin mottosu evetti. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı bugün hayırlı işler diyerek başka bir şeye işaret etti. Tabii Sayın Bahçeli'nin... Değil mi? O dönem evet cephesi hiç hayırlı cümle kurmuyordu. Şimdi artık hayırlı cümleler daha rahat kuruluyor, doğru. Bu sorunun cevabı aslında her ikisi de. Hı. Yani hem... dün Sayın MHP liderinin Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama, yani bilinen bir sırrı ilk defa net olarak bu kadar ifade etmesi ve bir aday çıkarmayacağını MHP'nin bildirmesinden, açıklamasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün AK Parti grup toplantısında beklendiği üzere Sayın Bahçeli'ye teşekkür etmesi karşılıklı aslında ilk açıklamaların yapılması anlamını taşıyor. Ama tabii AK Parti Genel Başkanı'yla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bu açıklamaların ardından ilk kez baş başa yapacağı görüşme çok önemli. Ben bu görüşmede her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Bahçeli'ye desteğinden dolayı teşekkür edeceğini ve bundan sonra bu desteğin sürmesinin kendisine, AK Parti'ye, Türk siyasetine
bundan sonra izlenecek yol haritasına ne gibi katkılar sunacağı konusundaki görüşlerini beyan edeceğini, Sayın Bahçeli'nin de bu ittifakın alt başlıklarını nasıl gerekçelendirdiğini bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti Genel Başkanı'na ifade edeceğini düşünüyorum. Beklenen peki mesela de budur. Sayın Bahçeli ittifakı telaffuz etti. Mesela yarınki görüşme sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da böyle bir niyet beyanı duyar mıyız? Ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı aslında bir şekliyle bugün bunu ifade etmiş oldu. Ben yarınki görüşmede daha çok bu teşekkürleşmenin ardından, nezaket cümlelerinin ardından biraz daha iki partinin birlikte neler yapabileceği, hangi asgari müştereklerde buluşabileceği konusunda bir çalışma zemini oluşturacağını, bunun kararının yarın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum daha net olarak. İki partiden birer çalışma grubu oluşturulup, heyetler oluşturulup beraber özellikle uyum yasalarının iki aşamalı olarak adlandırabileceğimiz uyum yasalarının nasıl bir takvimlendirme ile meclise geleceği, nasıl geçeceği, içini nasıl dolduracağı konusunda bir ortak çalışma grubu için karar verileceğini düşünüyorum yarın. Tahminlerimizi aktarılan bilgiler de bu yönde. İki aşamalı diyorum. Belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Çünkü bir, acil yapılması gereken ve AK Parti'nin öncelediği daha teknik konuları içeren düzenlemeler var. Onları dilerseniz biraz daha sonra konuşuruz. Diğeri ise bu ittifakın aslında yükseleceği, işte seçim sistemiydi, baraj meselesiydi, siyasi partiler arasındaki bir takım kritik değişiklikler gibi meseleler olacak. Bu konuda iki partiden heyetlerin çalışmasının prensip kararının alınması ve bu heyetlerin bir an önce kurulması üzerine bir mutabakat sağlanacaktır. Peki şöyle bir arka plan belki verilebilir. İnşallah bu program hayırlı uğurlu olur hepimiz için. Şu nedenle muhataplarımız bize hep ne olacak, ne oluyor sorusunu soruyor. Bizde epeyce bir bilgi var. Bunu da olabildiğince kamuoyuna, yani gazetecilik namusu içinde ama rafine ederek vermek istiyoruz. Öncelikle şu husus kritik, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli'nin özellikle 16 Nisan referandumu öncesinde ve sahada takındığı pozisyondan sonra aslında AK Parti kurmaylarına MHP ile yürütülebilecek diyaloğun bir altyapısını kurmak üzere temaslarda bulunmaları yönünde bir değerlendirme yapmış ve aslında hatta bir görevlendirmede de bulunmuştu. Dolayısıyla bugün yani açıklanan hususun aslında AK Parti'nin iç bünyesinde konuşulan ve bolca tartışılan yönleri de olmuştu. O nedenle bu kamuoyu için belki yeni ama AK Parti'nin yönetimi bakımından aslında zihnen hazırlıklı oldukları ve kendi içinde getirisini götürüsünü analiz ettikleri süreçleri de beraberinde getirmiştir. Peki şunu sorayım mı? Şimdi baktığımızda tabii konuşacağız. Yani Milliyetçi Hareket var, Sayın Bahçeli bu kararı nasıl aldı? Onları tabii konuşacağız ama şimdi baktığımızda Sayın Bahçeli bir şekilde kendi ikna olmuş, partisini de ikna etmiş ve bu ittifakı açıkladı. Tabii hatta modelite peki, bile ortaya koydu. Peki AK Parti... Tamam, gelen yorumlar evet yerinde, memnuniyet ifade ediliyor ama Milliyetçi Hareket Partisi kadar hevesli mi bu birlikteliğe? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği yol haritası... Ya da bu aslında, kadar erken bir birlikteliğe diyeyim, belki evet, daha doğrusu olur. Aslında bir söz kesme durumu var. Hani yarınki görüşmeyi nasıl tanımlarsınız derseniz aslında bir ittifakın siyasi söz kesmesi olacak. Dolayısıyla tıpkı 16 Nisan'daki anayasa değişikliği öncesinde oluşturulan çalışma grubu ve muhtemet isimlerin görevlendirilmesiyle sessiz ve derinden götürülüp son aşaması kamuoyuyla paylaşılan o çalışmada olduğu gibi bir hazırlık sürecini bekliyoruz. O yüzden her iki liderin de isim görevlendirmesi yapmak üzere kuşkusuz yarından itibaren düğmeye basmaları beklenebilir. Şimdi AK Parti iş dinamikleri açısından bakıldığında kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı çok geniş bir istişare süreci oldu. Partide bu konu tartışıldığında benim bilgilerim ve kamuoyuna şu anda aktarabileceğim husus şu ki Sayın Cumhurbaşkanı bu yerli ve milli duruşun tahkim edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe de taşınması yönünde istekli. Sayın Bahçeli'de de aynı arzuyu görüyor. Şimdi önemli olan liderler düzeyindeki güven ve samimiyet. Biraz sonra belki konuşuruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski dava arkadaşlarında göremediği desteği ve samimiyeti Sayın Bahçeli'de görmüş olmaktan kaynaklanan da özel bir duruşu olduğunu düşünüyorum. Bunu şuraya bağlamak isterim çok kısaca. Bize şunu gösteriyor ki AK Parti 16 Nisan referandumuna giden yolda ve sahada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin duruşunun getirisi ve bundan sonraki yürüyüşte sağlayabileceği artılarla
bu birliktelikten ortaya çıkabilecek risklerin çok iyi analizini yaptı. Ve son nokta, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemler, iç ve dış baskılar, bu tür bir dayanışmanın siyaseten ortaya çıkaracak katma değerin daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle bu birliktelik daha güçlü bir ittifak modeline ve buna ilişkin bir yasal altyapıya dönüşebilir. Peki o katkıyla yani getiri götürü şöyle bir koyduğunuzda. Okan'ı tamamlamak açısından tabii 16 Nisan referandumunda beklenti neydi? 16 AK Parti içinde bu ittifakın getirisi ne olur, götürüsü ne olur şeklinde 16 Nisan'dan bu yana yapılan analizler anlamında bilgileri paylaşmak manasında söylemeliyim. Şimdi AK Parti tabii 16 Nisan referandumun dinamikleri çok farklıydı. O dinamiklere rağmen AK Parti'nin %50 civarında oyu, MHP'nin de işte en az %10-11 civarında oyu olduğu gerçeğinden hareketle neden orada %60 ve üzeri bir evet oyu çıkmadı da bu %50 küsurda kaldı. Neden beklendiği kadar çalışmadı? Şimdi onda belki. O noktadan hareket edilmediğini söylemeliyiz bu analizlerde. Bu analizi yaparken şimdi gidilecek seçimde farklı dinamiklerin olduğundan hareket etti AK Parti. Örneğin burada farklı bir sinerji yaratılabilir. Çünkü 16 Nisan referandumundan bu yana Türkiye'nin beka meselesi olarak karşı karşıya kaldığı olaylar o kadar yoğun ve belirleyici ki şimdi tercih yaparken seçmen başka şeyleri hesap edecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de genel seçimde de. Bu noktadan hareket ettiğinizde artık o işte 50 artı 10, 15 neden 65 yapmadı değil, karşı karşıya kalınan sorunları hesap ettiğinizde bu birliktelik ne getirir ne götürür meselesidir, hesabıdır. Bir başka mesele AK Parti içinde tabii bu ittifaktan AK Parti'nin kaybı ne olur sorusu da çok tartışıldı, analiz edildi. Orada üzerinde işte, durulan Kürt noktalardan biri evet. Muhafazakar Doğu ve Güneydoğulu seçmen üzerinde bunun etkisi ne olur meselesi. Bir diğer konu acaba özellikle MHP'nin seslendirdiği son dönemde MHP'nin tabanını seslendiriyor. Yani böyle bir ittifak örneğin yeni kurulan, yeşermeye başlayan İyi Parti'ye MHP'nin oylarının kaymasına neden olur mu gibi analizlerin çok yoğun olarak yapıldığını biliyoruz. Ama sonuç olarak AK Parti cephesinde de MHP cephesinde de tabii Okan az önce anlattı, hani Sayın Bahçeli'nin samimiyeti, Sayın Erdoğan'ın bunu bir varlık yokluk meselesi, devlet için, Türkiye için bir varlık yokluk meselesi olarak görmesi tabii önemli bir zemin. Ancak tabii real politik, yani AK Parti'yi MHP'ye, MHP'yi de AK Parti'ye mecbur etmiş vaziyette. %50 artı bir manasında. Dünün Mehmet'le değil de biraz da yarına dönük düşünmek gerekiyor. Çünkü Sayın Bahçeli bir siyasi taktik manevrada yaptı. Ve AK Parti ile MHP'nin yerli ve milli bir eksen olarak tanımlandığı bir bloğu oluşturdu. Dolayısıyla 16 Nisan'da oluşturulmaya çalışılan hayır bileşenlerini de bu anlamda CHP'yi, HDP'yi, İYİ Parti'yi ve diğerlerini de karşıya oturttu. Şimdi önümüzdeki seçim bu kavramlar etrafında ve bu bloklaşma etrafında da kendi dinamiklerini üretebilir. O yüzden bu biraz kavramları da konuşmak gerekir. Yani karşı tarafa da biraz haksızlık olmuyor mu? Belki onu da sormak gerekiyor. Yani. Bir cümle söyleyeyim bu noktada. Kusura bakma, senin sana söz gelmedi ama. AK Parti'de ve MHP'de yapılan analizlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için diğer cephenin, yani işte CHP, İyi Parti, HDP, işte Saadet Partisi vesaire gibi seslendirilen, adı konulmadan seslenen bu cephenin ortak bir aday çıkarmakta gitgide daha çok zorlandığı gerçeği de bu ittifakla İki partide de gelecekler açısından değerlendirildiğinde bir faktör, çok önemli bir faktör. Yani karşı blok bir aday çıkarabildi mi,
çıkarmış gibi görünmüyor. Gerçi çıkarabilecek karşı mi? Karşı bloğun da tek bir aday çıkarması ne kadar işine gelir? O, çıkarabilecek o mi? Hayır, ikinci tura kaldığını düşünün. Çıkarabilecek mi? Uzaşıyor. Orada da başka soru işaretleri var. O da bu ittifakın aslında iki taraf açısından da AK Parti ve MHP açısından da yararlı bir noktaya gittiğini siyaseten göstermesi. Siyaseten doğru. Görüntü doğru, real politik açısından. Siyaseten doğru görünüyor. Biraz belki başa döneceğim ama hızlı intikal edebilecek bir harita üzerinden döneyim. Doğal, normal, yani çok enteresan şeyler yaşanmamış bir siyaset ortamında konuşulabilecek şeyler ağırlıkla bunlar da biraz onun içerisine giriyor. Ama bir adım geri gittiğimiz zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı böyle bir referandum kararına yol açacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekleme kararını ne zaman aldı? Niye aldı? Ve ondan sonra AK Parti ile nerede örtüştüler? Gerekçelerine baktığımız zaman takvime ve gerekçelerine karşımıza bir darbe girişimi çıkıyor. Darbe girişimi aslında ondan önce başkanlık sistemi diye tartışılan konuda da işte 7 Haziran'da da başka birçok konuda da yan yana gelmemiş iki partiyi yan yana getirdi. Üçüncü biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi zorlama geldi. Yani en azından imkanlar sağlandı diyelim. Ortam sağlandı. Ama orada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın verdiği, yaptığı bir konuşma vardı. O konuşma hala devam ediyor. O yüzden ben önceki gün beraber katıldığımız kahvaltı esnasında yeni kapı ruhuna vurgu yapmasını önemsedim Devlet Bahçeli'nin. Çünkü o genelde tarz olarak da bir yere kendini sabitler ve bir o çizgiden sapmadığını, kararının arkasında olduğunu ve bir hat izlediğini özellikle vurgular. Böyle bir tarzı var. Şimdi orada da öyle bir şey var. Hani o bir dönüşüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada bir ulusal kurtuluş istiklal savaşı ifadesini kullanıyor. Daha önceden de kullanmıştı. Yine kullanıyor. Bahçeli aynı şekilde bir dış çok fazla normalde bir dış politika eksenli konuşma yapmaz. Hı hı. Ama bugünkü konuşmasında da çok fazla dış politika ekseni vardı. Terör örgütlerinden onu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklemesinden tutun. Nükleer krize kadar konuştu. Cumhurbaşkanı da benzer konuşmalar yaptı ve bir kuşatmadan bahsetti Bahçeli örneğin. Çok örtüşüyor dışarıdaki kuşatma, dış sorunlara karşı, dış sorun da demeyelim, dışarıda kendi kendine oluşan sorunlara karşı değil bu. Dışarıda Türkiye'ye karşı oluşan sorunlara ya da durumlara ilişkin bir tavır bu. O tavır sence darbeden hani bu alındı, %9'luk bloğun tavrıyla mı örtüşüyor? Şöyle bir şey, yani şöyle o cepheye bir şey olacak. Haksızlık mı yapıldı diye soruyor Ahmet Bey. Yok, şöyle bir şey var. Darbeyle o biraz vücut buldu. Karşımıza çıktı. Bahçeli orada bir, bana göre kendisi bunu tavır değişikliği olarak değerlendirmiyor ama bana göre bir tavır değişikliğine gitti ve AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ve o liderlikte sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündü ve onun arkasında duruyor. Bu belki şeyle örtüşebilir. Daha önce yapılan işte referandumda yapılan evet hayır oylamasında yani işbirliğinin yarattığı sinerjiyle bu aynı olmayacak. Çünkü önümüzde 1,5 yıl var ve bu süre zarfındaki gelişmeler, referandumdan bu yana olan gelişmelerle birlikte değerlendirdiğiniz zaman da ondan önceki darbe girişiminden bu yana onlarla birleştirildiğinde bunun nasıl devam edeceğine dair ikisinin de bir ortak fikri var. İki liderin de ortak bir fikri var. Ve bunun yaratacağı, bu işbirliğinin bu süreçte artı bir sinerji yaratacağını peki şimdi söylen meselesi de altını çizdiniz. Sadece işte 49'a artı bilmem kaç filan meselesi değil. Şimdi paralel giden bir söylem var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarıyla Sayın Bahçeli'nin konuşmaları. Şimdi onu söyleyeceğim. Yarına yönelik de paralel. Mesela şimdi yarın artık hala paralel mi gidecek yoksa mesela artık üst üste mi binecek? Yani çok doğru bir şey. Üst üste, büyük oranda üst üste binecek. Ne kadar paralel gideceğini yani siyaset yapma tarzı
belirleyebilir. O çok önemli değil ama çoğunlukla üst üste. Çünkü şöyle bir şey var. Yani o farkı ki, belirleyecek ne oldu? Yani diyor ki Bahçeli, MHP ile AK Parti'yi bir şekilde ayrıştıracak. Tamam. Belli bir hedefe birlikte yürünecek ama yani evet. O iki ayrı aktör olmasını ortaya koyacak o fark ne olacak yani? Şöyle bir bu çok önemli. Şöyle bir nokta koyuyor. Bize getirecek yer bundan sonraki yer orası. Diyor ki 5 yıl boyunca biz bu kararımızın arkasında duracağız. Ne zaman? 2009 artı 5 yıl. 19. Şey, o da enteresan bir çıkış. Şimdi, yani siyasette çok rastlamadığımız. Bağlıyorsunuz kendinizi, bağlamıyor musunuz? Böyle söylediğinizde ama neye göre bağlıyorsunuz? Dışarıdan gelen salvolara, saldırılara, onu nasıl tanımlıyorsanız onlara karşı bağlıyorsunuz. İçeride siyaset etme biçimine karşı bağlamıyorsunuz. Ha bu ne kadar fark ettirir? Bence çok az fark ettirir, çok fazla fark ettirmez. Ama iki partinin bundan sonra bu süreci nasıl yürüteceğine bakmak aslında arkasına artık bundan sonra kitlelerine kimlerin eklenebileceğini yani demin bahsettiğimiz sinerjiyi görmek açısından da önemli. Karşısına da bir şey konumlandırıyor. Diyor ki biz böyle yapıyoruz. İkisi de benzer şeyler söylüyor. Temel aldıkları referans aslında çevresel referanslar Türkiye'nin içine yönelik o ikinci planda kalıyor. Öbür taraftan da o referansa dayanarak diyorlar ki peki o zaman siz de şu partiler Bahçeli'nin beş benzemez dediği ve hakikaten yan yana geldiklerinde birbirlerini olumsuz etkileyecek yani sinerji yaratmayacak. Pozitif sinerji yaratmayacak partilere de evet ittifakımıza söz söylüyorsunuz. O zaman siz de ittifak yapın. Baştan beri %49,5 diye adını koydunuz ve sanki yapılmış bir ittifak gibi bahsettiğiniz ve sahiplendiğiniz ittifakın adını ve paydaşlarını koyun. Zaten bu çağrıyı da kasten ve bu şekilde yapıyorlar. Bu şekilde söyledi. Şimdi şunu orada sorayım. Bir ekleme yapmak lazım tabii. Sayın Bahçeli'ye yönelik eleştirilerin büyük bir bölümü 16 Nisan'daki evet kampanyasına desteğinin ortaya çıktığı andan itibaren eskiden böyle diyordun, şimdi böyle diyorsun. Hı hı. Şöyle konularda eleştiriyordun. Doğru. Erdoğan'ı şimdi eleştirmiyorsun. Şimdi orada çok önemli iki şey var. Bir tabii 15 Temmuz meselesi. Yani bu darbe girişiminin Türkiye'de her kesim üzerinde yarattığı ağır travmanın o aurası yarattığı problem. İkincisi daha da önemlisi bence biraz genel bir şey söyleyeceğim ama bence çok önemli. Şimdi Sayın Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'a yönelik eleştirileri daha çok AK Parti'nin spesifik konularda attığı adımlara dönük daha teknik eleştirilerdi. Bir olay karşısında, bir gelişme karşısında yaptığı eleştiriler, bazen ciddi ağır eleştirileri vardı ama olaylarla bağlantılıydı, sınırlıydı. Fakat Türkiye öyle bir dönemece girdi ki 16 Nisan öncesi, 15 Temmuz meselesi, son 16 Nisan'dan sonra geçen süreçte Türkiye'nin içindeki beka sorunu olarak adlandırdığımız problemlerle Türkiye'nin sınırının ötesinde hem yakın sınırın hem uzak ABD ilişkiler, Rusya meselesi, İran meselesi bu tip konulardaki problemlerin tamamı birbirine geçişti ve bunların hepsi devletin beka sorununa dönüştü. Yani PKK içerideki bir sorunken artık dışarıdaki bir sorun. Devletleşme anlamında dışarıdaki bir sorun. Bunları düşündüğünüz zaman yeni kapı ruhunun önemi daha çok ortaya çıkıyor. Sayın Bahçeli'nin dünkü vurguları da daha çok bu yöndeydi zaten. Üç ayaklı bir şey sundu. Bir, FETÖ ve PKK ile mücadele. İki, istikrarı sağlamak, demokrasiyi sağlamak, normalleşmeyi sağlamak için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme zorunluluğu. Üç, uzlaşma kültürü. Hı hı. Yani meseleleri konuşma. Bunun üçünü saydığınız zaman diğer konular teferruat kalıyor. Bu bağlamda değerlendirdiğinizde hani Sayın Bahçeli'nin söylemlerinde taban tabana zıt bir değişiklik oldu mu? Bence olmadı. Ben de ona katılmıyorum. Yani aslına bakarsanız işte Sayın Bahçeli çok tutarlı bir siyaset izliyor. Yani tamam evet 7 Haziran öncesi tavrı bir şekildeydi. 7 Haziran'da daha o akşam, o gece yaptığı açıklamadan sonra hiç geri adım atmadı. Sonrasındaki açıklamaları yani evet bir karara varıyor Sayın Bahçeli. Ondan sonra çok tutarlı bir siyaset izliyor. Şimdi Müderrisoğlu, şimdi 2019'da da sınırlı kalmayacak. 5 yıl boyunca da biz destek vereceğiz. Evet. Bu birlikteliğe dedi Sayın Bahçeli.
bundan şunu mu anlamak gerekiyor? Yani AK Parti'nin getirdiği her şeye koşulsuz itiraz etmeden bir destek mi? Yoksa bu çok çok önemli hususlar bunlar. Şimdi bir ihtiyat payı bırakmamız lazım. Neden? Çünkü liderler düzeyinde güçlü bir işbirliğinden söz edebiliriz. Ancak kurumsal kimlikler anlamında bir doku uyumundan söz etmek için erken. Birinci husus bu. İkincisi, Sayın Bahçeli'nin yürütmeyi güçlendirmenin önemi üzerine bir tasavvuru var. Ve siyaseti etkiliyor bu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da içeriden dışarıdan yürüyen operasyonlara karşı bu tür bir desteğin varlığını yanında hissetmesi çok önemli. Çünkü gerçek anlamda 15 Temmuz darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanı'nı şu sözü söylemeye zorladı. Bir tek milletimi yanımda gördüm. Şimdi bu kavram çok önemli. Bu AK Parti'nin bütün dokularına da, bütün kurumsal yapısına da ve bence genetik şifresine de işleyen ana doğrultu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın süreçleri partide istişare ettikten sonra ele alış ve bağlama biçimi önemli. Şimdi Sayın Bahçeli açısından baktığımızda şunu görüyoruz. Kendisi bir modelite ortaya koyuyor. Dolayısıyla şu anda gündem oluşturmaya, bir anlamda siyaseti domine etmeye, sürüklemeye çalışıyor. Ve doğrusu 7 Haziran'dan bu yana, yani 2015 şartlarından bu yana da gündemde bir etkili eleman ve etkili bir siyasal aktör olduğu tartışmasız. Üstelik de hani partinin içinden ayrışmalar olmasını da bir hayırlı gelişme olarak yorumluyor. Yani İyi Parti'nin kurulmasını aslında MHP'nin bir tür ağırlık atması olarak yorumluyor. Fakat asıl konu şu, ortaya koyduğu Cumhur İttifakı tanımlamasına AK Parti'nin nasıl bir karşı çözüm üreteceği önemli. Yani her şeyi de birbiriyle mutlak örtüştürmekten ziyade bunun içinin nasıl doldurulacağı şeklinde bir mutabakat arayışı olarak görmek lazım. AK Parti lazım. Kadroları Sayın Bahçeli'nin o açıkladığı Cumhur İttifakı'na işte o denklemi nasıl yani bulmuşlar? AK Parti, tabii şöyle bir şey. Şimdi AK Parti bunu kendi içinde çok ciddi tartışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı çok fazla konuşan olmasın, bu işe limon sıkılmasın derken bu işin yapılabilirliğinin önünü kesmeye dönük hamleleri aslında durdurmak için söyledi. Ama bu AK Parti'nin kendi içinde bunu derin ve çok boyutlu konuşmasına ve tartışmasına engel değil. Bu aynı zamanda AK Parti'nin kendi kurumsal kimliği iddiası ve bunu sürdürmek bakımından. Çünkü Sayın Bahçeli çok profesyonel bir yaklaşımla Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğini AK Parti'nin içinde eritmemek üzere aslında bir Cumhur İttifakı tanımlıyor. Cumhur İttifakı'nda bir üst çatı var ama içinde partilerin kurumsal kimliği duruyor. Dolayısıyla buraya verilecek oylarla kendisini hem sistemin etkili aktörü, hatta olası bir iktidar ortağı haline getirebilecek şekilde tanımlıyor. Hem hazine yardımıyla ilgili partinin mali sürdürülebilirliğini garanti altına alıyor. Ama aynı zamanda ülkenin istikrarı ve yürütmenin güçlendirilmesi noktasında da daha üst bir değeri kamuoyuyla paylaşıyor. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti içinde eriyeceğini düşünenler Sayın Bahçeli'nin bu formülünü iyi analiz etmek durumunda. Şimdi burası çok önemli. Şimdi herkesin sorduğu, işte MHP'nin kurumsal kimliğini AK Parti içerisinde nasıl eritmeden taşıyacak Sayın Bunun Bahçeli? Bir altyapısını bu, kurmuş gibi. İşaret etti ama parlamento seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise önerdiği o Cumhur İttifakı işi milletvekili seçimiyle alakalı. Doğru. Diyor ki milletvekili seçiminde oluşacak bu ittifakın Cumhurbaşkanlığı seçimine de katkısı olacak. Ama öbür taraftan aslında parlamentoda partileri ayrıştıracak, uzlaşma kültürü ifadesine oradan bağlantı kuracak olursak, oradan da parlamentodaki uzlaşmayla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı kabinesi parlamentodaki uzlaşmayı dikkate almak ya da sürdürmek zorunda durumunda kalacak. Neden? Çünkü 5 yıl, bir sonraki 5 yıl tekrar bunlarla karşı karşıya gelecek. Ben onun uzun zaman, belki şu sıralar biraz daha azalıyor, giderek azalıyor ama baştan AK Parti'de çok sorgulanıyordu. Ya, bir dakika, neden Cumhurbaşkanlık sistemine karşı olan Bahçeli bunu önerdi? Acaba ne murad ediyor? Gerçekte buna güvenebilir miyiz? Kimle konuştu? Arka planda bir işte şey var mı? Bir görüşmeler var da biz mi bilmiyoruz filan diye. Ama bu giderek hem Bahçeli'nin açıklamaları, hem demin bahsettiğim işte o beka sorunu dediği Serpil'in orada bir ortaklaşma oldu o hedefte. O zaman hedef buysa ya da bakılan yer burasıysa, bu tehdit bir araya getiriyorsa temel olarak,
O zaman yavaş yavaş o sorgulama azaldı. Şimdi biraz daha belki nispeten daha siyasi, daha teknik konulara doğru da, ama şu da gerilemiş bir olabilir. 2019'a ilişkin bütün planlamaları bu hamle değiştirecektir yani. O çok açık. Şimdi değiştirecek. İzin verin, araya gideceğim, aradan sonra devam edeyim. Şimdi tabii burası önemli. Sayın Bahçeli bu kararı nasıl aldı? Neden aldı? Dünkü açıklama, yani gündem değerlendirilecek bir basın toplantısı olarak duyurulmuştu ama biz öyle siz öyle gitmiştiniz. Birdenbire bir manşet çıktı. Dediğiniz gibi bütün siyaset, bütün planlar yani, baştan bence yapılıyor. Yani bunu aramızda da konuşmuştuk. Bir şekilde bir ortak paydada da buluştuk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin birçok yönetici açısından da bazı gelişmeler ve açıklamalar geliyor. Burası önemli. Burası önemli. Konuşacağız. Araya gidelim. Aranın ardından şimdi Kartoğlu da altını çizdi. Acaba işte MHP kurumsal kimliğini nasıl işte eritmeden tutacak Sayın Bahçeli? Çünkü ana muhalefet partisinin de sert ithamları var. Özgür Özel işte anahtarı teslime gidiyor Sayın Bahçeli'leri. Çok sert ithamlar bunlar. Yeni dönemi anlayıp anlamamakla ilgili çok önemli bir tarafı var onun. Konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Siyasi işlere devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2019 hamlesini Sayın Erdoğan'a destek vermesini konuşuyorduk. Şimdi araya gitmeden önce tabii dünkü basın toplantısı Sayın Bahçeli gündemi değerlendirecekti. Burada 3 değerli gazeteci konuğumuz da gündemi belirledi. Aslında onun için gitmişlerdi. Şimdi enteresan bir basın toplantısı oldu, evet, değil mi? Sayın Bahçeli aslında yıllık değerlendirmeler yapıyordu yakın bir zamana kadar. Bir yıl içinde bir değerlendirme yapardı. Sonra yıl sonunda işte bir toparlayıcı değerlendirme yapar. Son, ben yanlış hatırlıyorsam galiba arkadaşlar, geçen yıl, son 2 yıl yapmadı herhalde. Geçen yıl yoktu diye hatırlıyorum. Biz işte arandığımızda genel değerlendirmeleri yapacağını bekliyorduk. Tabii ittifak konusunda mutlaka bir şey söyleyecekti ama hani işte bu kadar netlikte biz aday çıkarmayacağız, Erdoğan'ı destekleriz. Bu desteği 2019 için değil, 2019 sonrası 5 yıl içinde vermeye hazırız, kararlıyız. Açıklamalarını bu netlikte beklemedik. Neden en azından dedi 2019 sonrası için? En azından öyle. Onun cevabı yine şeyde saklı. Sanki dün, hani Erdoğan sonrası ilişkin planlama yapanlara da bir mesaj var sanki bence. Yaptığı açıklamada ki iki cümlesini not ettim ben. Hangileri? Onlar 2019 sonrasını niye söylediğini gösteriyor bence. Bir tanesi bu süreçte, bu geçiş sürecinde sağlıklı olarak işlemesini engelleyecek bir yanlış yapılmamalı. Kriz kaosa sebebiyet vermemeli cümlesi bir. Demek ki böyle bir okuması var. Evet, böyle bir şey bekliyor. Belki onu hani birazdan Gül meselesini konuşacağız. Yani bazılarının belki biraz ekonomik tarafında konuşuruz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği hususların içinde vardı. O konuda yani bu sistem Türkiye'nin istikrarını normalleşmesini garanti eder. Edecek ama bunun uzun erimli olması lazım bu işbirliğinin ve burada bir stratejik hata yapmamak lazım. Ve bu yapısal değişimin gerçekleşmemesi için de bir son kozunu oynayacak bir cephe olduğunu düşünüyor Sayın Bahçeli. Evet. Biraz siyasal olarak adını koyuyor ama. Cumhurbaşkanı da aynı şeyi bugün söylüyor. Tabii. Aslında o yüzden 2019'a ilişkin bir sürü planı bozdu Bahçeli'nin bu hamlesi. Çünkü herkes 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesin şeklinde bir cephenin aksiyon alabileceğini, bunun iç ve dış ayakları olabileceğini düşünüyordu. İkinci cümleyi de söyleyeyim. Orada iki vurgu vardı. Bir başında, bir sonunda. Onu ısrarla birkaç kere söyledi. Siz de hatırlayacaksınız mutlaka Mustafa. Bu 16 Nisan referandumundan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Bu kadar. Bunu birkaç kere söyledi. Kabullenin. Bu gerçeği artık kabullenin. Yani kabullenmeyenler var. İkincisi, mefhum muhalifinden. Evet. Kılıçdaroğlu'na dönük son bölümde soru cevaptaki cümlesidir. Yine bunu tamamlayıcı manada. Sen diyorsun ki ben bir şey düzeltmeyeceğim, yeniden inşa edeceğim. Yani parlamenter sistemi yeniden getireceğim. Eğer öyleyse o zaman 400 milletvekili gerekir, onu yap. Yani bunu kabullenmeniz lazım. Hı hı. 16 Nisan referandumundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde artık siyasi yani yönetim biçimi
değişmiştir. Artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vardır. Bütün hesaplar buna göre yapılmalıdır. Bunu yaparken de biz elimizi taşın altına koyuyoruz. AK Parti cephesinden de bir yanlış yapılmamalıdır. 2019 bir de sonrasında şöyle bir destek 5 yılı bu açıdan şunu da söyleyebiliriz. Mesela hani, bunu demek istedim. Dediniz ya şimdi 2019 sonrası sistemin oturması sırasında kriz, kaos yaşanmasını engellemek. Acaba Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir anlamda bu geçiş sırasında bir denge denetleme unsuru olarak da mı görüyor? Sigorta haline getirmeye çalışıyor. Doğru. Ve şunu söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi mümkündür. Erdoğan'ın hakkıdır. Bu sistem için çok uğraştı. Doğal olarak Sayın Gül ve diğer aktörlere de bir mesaj var burada. Ama asıl önemlisi şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini etkin işletebilmesi için de parlamento ayağının da güçlü olması lazım. Ben o nedenle de gerekliliğimi işlemeye çalışıyorum. Anladım. Bu son derece önemli. O yüzden bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilebileceğine ilişkin öngörü ve siyasal gücüne ilişkin öngörü bugün en muhaliflerinde bile neredeyse veri kabul edilmiş durumda. Ama nedense Cumhurbaşkanı'nın genel başkan olduğu partisini aşağıya çekmeye dönük de bir başka planlama da var. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanı'nın zayıflamış bir parlamento desteğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sürdürebilir kılmasını önler ve bu kaotik bir durum da ortaya çıkabilir. O yüzden Sayın Bahçeli burada kendisini ikinci bir sigorta, ikinci bir teminat unsuru olarak da sunmaya çalışıyor. Biraz eli arttırıyor gibi. Ben biraz Milliyetçi Hareket Partisi'ne yani Bahçeli'de şimdi yeni durumu kavrama meselesi ya nasıl kavrandığına bağlı. Doğru hangisidir? O ayrı bir bahis ama kavrama meselesine baktığımız zaman Bahçeli aslında şu uyarıyı yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu yeni bir dönem. Sistem değişti. Sistem değiştiyse o sistemde bir ülkeyi, bu ülkeyi nasıl yönetmemiz gerekiyor? Biz burada işte Suriye'de ne oluyor, Irak'ta ne oluyor? Ya biz buralara karışmayalım yahut işte ne yapılıyorsa sonra oturur masada. Böyle bir şey yok. Üstüne gelen, Türkiye'nin üstüne gelen, Türkiye'yi etkilemesi kaçınılmaz bir takım işler yapılıyor. Türkiye'ye yönelik bir takım işler yapılıyor. Buna işte New York'taki davadan, darbeden başlayıp oraya gidebilir. Oradan işte neredeyse bugün artık ordulaştırılmadan bahsediliyor PKK ile Amerikan ilişkilerine bakıldığı zaman sınır muhafızları adı altında. Bunların hiçbirini bağımsız düşünmüyor. Ve böyle bir ülkeyi yöneteceksiniz 5 yıl boyunca, 2 yıldan itibaren. Bugün Cumhurbaşkanlığı grup toplantısında söylediği içe kapalı bir dış politika çok, uygulamayacağız. Çok fazla meselesine. Örtüşen nokta var da ama bunu yaparken aynı zamanda şunu kaçırmamak lazım. Kendi partisini de bir yere konumlandırıyor. Onun için mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi eleştirdi, dedi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekili, düzeltiyorum, bakan beklentimiz olmayacak, bunu ahlak dışı sayarım. Şimdi hükümet olmayacaksanız niye partinin başındasınız? Neden bir siyaset yapıyorsunuz? Şimdi bu Bahçeli'ye göre aslında bitmekte olan dönemin anlayışı ve yeni dönemde buna yer yok. Yani Başbakan Bahçeli, Başbakan partinin filan partinin genel başkanı değil. Bir başkan seçilecek ve bunun için her partinin konumlandığı yere göre alacağı oyların limiti var. Yani o eleştiri bunu, artık eski. Bunu evet. Bu diyor ki artık bu böyledir. Biz parlamentoda olacağız. Başkan hani devletin başına devlet gelecek sloganı vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önceki yıllarda. Şimdi devletin başına devlet gelmeyecek ama belki devletin başına devlet belirleyecek. Devletin başındakinin arkasında parlamentoda yani sağlanacak bir devlet işbirliğiyle. Projesi mi bu? Bir devlet projesi bir yanıyla. Bir işbirliği. Yani parlamentonun aslında yeni dönemdeki işlevine ilişkin bence çok güçlü bir işlevi olacağına dair de bir mesaj veriyor bana kalırsa. O yüzden kendisi bir tanımlama yapmış. Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılını yani 1,5 artı 5 yılını 2019'dan sonra ve istikrarlı bir biçimde ilk dönemin yani yeni sistemin başarılı bir biçimde yerleşmesini ondan sonrasına bakarız. Bir de MHP kendisini bu şekilde konuşlandırınca
Yani muhalefet bu, bloğunun sayısı, muhalefet bloğunun parlamentodaki sayısı ve genel olarak kamuoyundaki ağırlık merkezi değişince CHP'nin üzerindeki baskının artacağını ve CHP'nin ve beraberinde hareket edeceği unsurların çok daha sert bir muhalefet yapacağını ve muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Şubat ayındaki kurultaydan sonra vitrine daha sivri isimleri sürerek daha siyasetin tansiyonunu yükselterek buradan iktidarı yıpratmaya dönük bir hamle yapabileceğini öngörüyorum. Çünkü hani ağırlık merkezi değişiyor tabii, çok ciddi bir şekilde. Tabii fiili eklemlenmesini olarak, beklemek doğru olmaz. Hani başkanlık sistemi benzeri bir sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ismi verilmiş olsa da bu sistem tabii ikili bir parlamentoda ikili bir yapıyı nihayete zorlayan, fiili olarak oraya doğru iten bir sistem. Ama orada iki partiden tabii, söz edemeyiz. İkili belki ama ikili bloklaşmış ama belki denilebilir. O, işte o noktada MHP'nin kendi parti kimliğiyle, kendi kurumsal kimliğiyle var olma, bürokraside var olma, belki hükümette var olma gibi kritik noktalarda kurumlarda var olma gibi olmazsa olmaz, yani Bahçeli açısından ve MHP yönetimi açısından olmazsa olmaz bir takım gelişmelerin de altyapısını aslında dünkü açıklamalarıyla birazcık hazırlamış oldu. Belki orada dikkat çekecek bir şey daha, yani MHP tabanına dönük mesajlar. Yani biz bir pazarlık sonucunda bunu yapmıyoruz. MHP tabanının yaklaşımını sorayım ama biraz şimdi araya gitmeden önce Okan'ın altını çizdiği bir... araya geldi? Yok, araya gitmedim. Araya gitmeden önce bir önceki araya gitmesin diye. Okan'ın altını çizdiği bir anlamda böyle ucundan gösterdiği bir haber vardı. Yani dedi ki dün evet biz şaşırdık, bizimle birlikte bazı parti yöneticileri de o açıklamayı şaşırdılar. Vallahi ben bugün mecliste duyduğumu söyleyeyim. Ben bana söyleyenin yalancısıyım. Güzel. Ankara gazetecilerinin klasik cümlesidir bu. Madem Ankara gazetecisi. O sizi diyorsun, kurtarıyor mu hemen? Ha, öyle. Yok, kurtarmıyor da. Sonra çok fazla getirisi de oluyor negatif manada. Ben bir genel başkan yardımcısı dışında Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı bu netlikte bilen başka bir yönetici olmadığını duydum bugün. Bu yani başka yönetici, yani size tıpkı bunu söyleyen bizim gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekili mi? Evet. Tıpkı bizim gibi parti yöneticilerinden birçok yönetici de haber kaynağımızı açıklamıyoruz. Tabii ki. Birçok yönetici de bizimle birlikte duymuş. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli şaşkın da değiller. Evet. Biz de şaşkın değiliz. Çünkü Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir istişare, yoğun bir istişare sonucu. AK Parti'de düşündüğümüz gibi bir istişare sonucu son kararı veren lider değil. Yani sonuçta tek kararı tek başına veren bir lider. O yüzden ben bir gazeteci olarak şaşırmadım ama o parti yöneticilerine şunu söylüyordu. Yani Sayın Erdoğan'a dönük içeriden dışarıdan bir operasyon gelirse biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak buna karşı durarız. Hatta gerekirse ben çıkar adayımız Erdoğan'dır derim. Bunu birkaç öncesinden duyuyorduk biz. Dün bunu hani resmileştirerek çok bağlayıcı hale getirdik. Peki şimdi bir genel başkan yardımcısı dışında kimse bu netlikte bilmiyordu Deniz. Yani açıklama yapılacağını mı bilmiyordu? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2019 yılında Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğini mi bilmiyordu? Yani bu toplantıda... Yani, bence birinci kısmı daha doğru orada. Yani, o duyuruyu bilmiyorlardı. Aslında iki taraftan AK Parti kanadından da bunun alıcısı var, bu bekliyor. Yani zaten Cumhurbaşkanı'nın limon sıkmayından önceki ifadesi her şeyi açıklıyor. Yani liderler bunu konuşsun. Ne demek? Konuşacağız biz bunu. Yani bu gündemimizde olan bir şey zaten. Ama Sayın Gül'ün şimdi, hani tweet'i oradan başlayan bir tansiyon yükselmesini düşününce Sayın Bahçeli de hani zamanlamayı çok iyi tayin etmiş. Peki parti yönetimi ikna olmuş durumda mı tamamen? Parti yönetiminle ilgili şöyle bir durum var. Biraz değindi aslında ona ama burası off the record kısmına girmez. Yani iki hafta kadar önce konuştuğumuzda dedi ki yani bunlar ayrıldı işte orada oy oranları %20 falan böyle MHP'den kopuştan falan bahsediliyor. Allah bize yardım ediyor dedi. Bana kalsaydı ben bunları bu kadar rahatsız insanı yahut işte bizim mantalitemize uymayanları partiden gönderemezdim. Bir sürü başka handikapları çıkardı ama bir evet dedi, ismi gibi dedi, ismiyle müsemma İyi Parti gerçekten aldı ve bize bir büyük bir iyilik yaptı. O yüzden kendi içinde bence son derece oturmuş bir
parti yönetimi var şimdi. Devlet Bahçeli'nin koordine ettiği. O bakımdan o zaman, hani Bahçeli, ben böyle düşündüm, fikir. Parti böyle yapacak gibi bir emir komuta zincirinden bahsetmiyordu. Yani aslında aynı yere bakan, bir şeyler önüne geldiğinde benzer şeyleri düşünen, benzer kararları, benzer yöne doğru bakan insanlardan oluşan, vallahi daha MHP konsolide bir toplum yöneticileri ve geldi. İl yöneticileri bunlar... de memnun. Hani onlar da evet. AK Parti'nin iktidar alanından yararlanabilecek veya o iktidar alanıyla çözebileceği problemlerde mesafe kat edebilecek bir ilişki ağını da kurmaya başladı. Bence zaten eğer varsa da bir... yani pürüz Bahçeli'nin gözünde yönetimsel manada işte o itiraz etti, bu itiraz etti. Örneğin şuna itiraz etmişler birkaç kişi. Ben onu duymuştum daha önce. Yani bu açıklama dün basın toplantısından sonra duymuştum ama bugün de mecliste yinelediler. Yani bu açıklama neden bu kadar erken yapıldı meselesi. Bir dalgalanmaya yol açmış. Ama ben o Sayın Bahçeli'nin siyaset yapma tarzını aşağı yukarı hepimiz bilen insanlarız. Yani ben eğer bir problem görüyorsa bazı kişiler üzerinde, onun 18 Mart'taki kongreden sonra bir şekillendirmeye tekrar gideceğini, bazı isimlerle yolların ayrılacağını tahmin ediyorum. Bunu da duyuyoruz. O yüzden o kongre süreci de MHP açısından çok önemli olacak. Sayın Bahçeli kartları çok açık oluyor. Tabii. Yani çok, dikkat ederseniz gibi. Mutlaka sen de izlemişsindir İstanbul'da canlı yayınlarda. Yani Bahçeli hiç olmadığı kadar rahat, doğru, net, bir de çok bağlayıcı yapan, konuştu. Bu bağlayıcı. Hem benim görüşüm hem de Milliyetçi Hareket, evet, Partisi'nin görüşüdür. Peki şunu sorayım. Şimdi, bunu hani herkes veri kabul etti. Sayın Bahçeli, bitti, tamam, parti yönetimi, parti kadrolarını evet ikna etti bu kararda. Peki seçmeni nasıl ikna edecek? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bir ideoloji partisi, yani köklü bir parti. Belli inanışları, gelenekleri var. Şimdi o seçmeni siz... AK Parti'nin liderine Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceksiniz. Ya bir milliyetçi muhafazakar çizgi var. O milliyetçi muhafazakar çizgide yakınsama oranı her zaman yüksekti ama burada şöyle bakmak lazım. Sayın Bahçeli'nin söylemi ve siyaseti okuma biçimi ve hani veri tabanındaki unsurlar bizden biraz farklı. Hı hı. Biz hani siyasette bir tabandan, tavandan bahsediyoruz. Acaba taban ne der buna diye. Hı hı. Sayın Bahçeli ne diyor? Bizde taban tavan yoktur. Bizde dava arkadaşlığı vardır, ülküdaşlık vardır. Şimdi böyle bir çerçeve çizince zaten değerlendirme unsurlarının ana başlıklarını yok ediyor bir defa. İki, çok belirgin şekilde önünde bir kongre var. 12. kongresi MHP'nin ve bunu da çok öncesinden deklare etmişti ve bu MHP içinde ciddi bir tartışma konusu da olmuştu. Oraya dönük de bir yapılandırma mesajı da veriyor ve ondan sonra şöyle söyledi. Yani bizimle çok uğraşıyorlar. Ben de arkadaşlara dedim ki Milliyetçi Hareket Partisi ile içeriden dışarıdan uğraşılmıyorsa o zaman bizim misyonumuz bitmiş demektir. Demek ki bizim misyonumuz devam ediyor. Dolayısıyla bir misyon partisi olarak konuşlandırıyor. Sonraki sonuçlarından elde edebileceği avantajları bugünden tanımlıyor. Kendisini fiili bir iktidar ortağı haline getirmeye çalışıyor. Siyasette sürükleyici aktör oluyor. Dengeleri etkileyen ve belirleyen bir kimlik. Dolayısıyla da aman kırılmasın, aman dengede sürüsün şeklinde de daha özellikli ve koruma altında bir pozisyona da taşıyor tabii ama ki. Ama bunu ters bir bakışla şöyle de bir soru akla geliyor. Şimdi Sayın Bahçeli 3,5 yıl başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde bile işte o devletin başına devlet gelecek sloganı o günlerden kalma bir slogandır. Onunla yetinmeyen bir MHP seçmeni, MHP tabanından bahsediyoruz. MHP de tıpkı CHP gibi hani iki köklü parti, iktidara aç, hasret, doğru, tabanlardan söz ediyoruz. Böyle baktığınızda hani o kadar işte MHP tabanını o kadar sistemi, kolay ikna etmek mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet değil. Sistemi tam da bunu ikna etmek için var. Çünkü bir cumhurbaşkanı olacak. Bu cumhurbaşkanı tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet diyen bir cumhurbaşkanı. Dolayısıyla olağanüstü bir ortak paydası var. Burada Türkiye'yi buluşturmak mümkün. Bence Türkiye'nin vazgeçilmez en güçlü ortak paydası bu. Ve aynı zamanda o cumhurbaşkanı milliyetçi muhafazakar çizginin çok önemli bir temsilcisi. Ve üstelik de bu cumhurbaşkanının yönettiği bir Türkiye'de böyle bir yürütmenin içinde parlamentoda konuşlanmış bir Milliyetçi Hareket Partisi kamunun yönetimine
her şekliyle etki edebilecek ve kendisini de tahkim edebilecek bir avantaj elde edebilir. Bence temel mesele tabii yerlilik ve millilik olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği, özetlediği ortak payda da birleşmedir. Muhalefetin diğer unsurlarının buna bir şey çıkartması çok güç. Bu da ayrıca amasız fakatsız FETÖ ve PKK ile mücadele meselesi de en önemli ortak paydadır. Bu iki mesele, bu iki ayak o kadar önemli ve yapıştırıcı unsurlar ki bence Sayın Bahçeli bu nokta üzerinden MHP tabanını ikna etmek üzere değerlendirmelerini sürdürecektir. Peki. Diye ben de bahsettiğim işte bu sinerji meselesi de burada biraz ortaya çıkacak. Yani milliyetçilikte işte nasıl bir arazideyiz, nasıl bir iklimdeyiz? Yani son derece standart, eskiden alıştığımız bir siyasi iklim, iç siyasi iklim değil, dış iklim artık bütün rüzgarları içeride esiyor. O yüzden sahaya ne kadar yansıtabilirse o sinerjiyi de o kadar arttırabilecek. Belki burada sıkıntılı olan şey, hiç yani daha önce konuştuğumuz bir şey değildi bu siyasette, konuşulan bir şey değildi. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara destek vermesi. Ama öbür taraftan aynı iktidarın, AK Parti'nin Kürt seçmenden oy alması. Şimdi bu ikisinin karşılaştırılması da bizi yeni bir sınava sokuyor. Bu bir yanıyla endişe verici bir şey. Yani bir etnik tartışma yapıyorsunuz aslında. Hiç arzu ettiğimiz bir şey değil. Ama iyi tarafı bunun siyasetten tartışılıyor olması. Bu nasıl yönetilecek? Orada da ben Cumhurbaşkanı'na çok ekstra ve özel bir görev düşeceğini düşünüyorum. Çünkü onu konsolide edebilecek bir başka aktör ya da bir başka güç yok. Peki. Şimdi araya gideceğim. Araya gitmeden önce bu konuyu artık noktalayalım. Evet. Şimdi aradan sonra Sayın Gül'ü konuşacağız. Şimdi orada çok büyük bir tartışma var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında sert sözleri vardı. Gerçi isim vermedi Sayın Cumhurbaşkanı ama işte dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın belki samimi... Belki biraz da tek kişiyi kastetmedi. Yani şimdi... O konuşma sonrası çıkışta gazeteci meslektaşlarımız dedi ki Sayın Gül'ü mü kastettiniz? Ne güzel işte her yere çekiyorsunuz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Gül'ü mü ima etti? Onu sorayım teker teker, ondan sonra da dönüşte Gül'ü konuşalım. Dikensiz bahçe diyerek başka kimi kastetmiş olabileceği Sayın konusunda. Gül'ü merkeze alan, Sayın Peki. Gül'ün etrafında evet. oluşturulmaya çalışılan büyük halkaydı aynı zamanda. Peki, araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz. Siyasi işlere devam ediyoruz. Siyasetin tartışma başlıklarından biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK sonrası yaptığı açıklama ve başlayan tartışma. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti grubunda çok sert ifadeler kullandı. Gerçi isim vermedi ama Serpil de altını çizdi. Dikensiz Gül bahçesi iması belki bir yerlere göndermeydi. Dedi ki bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık kervanın samimi yolcuları değildir dedi Cumhurbaşkanı. Bu trenden düşenler düştükleri yerde kalırlar diye ekledi o cümlenin hemen arkasında. Tabii akla geliyor Sayın Gül'e yönelik sözler mi bunlar? Bu mesajın alıcısı Sayın Gül mü, ne dersiniz? Bir yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı en başından beri telaffuz ediyordu. Evet. Bitti mi o yol arkadaşlığı? Yani, kapı kapandı mı Sayın Gül'e? O yol arkadaşlığı ne zamandan beri zaten var yok konusu üzerinden bu tartışmayı yapmak lazım. Tabii Sayın Gül bir Türk siyasetinde, genel olarak Türk siyasetinde son 15-20 yıl da 30 yıl Türk siyasetinde özgül ağırlığı olan önemli bir isim. İkincisi tabii AK Parti siyaseti içinde çok önemli ağırlığı olan bir isim. Partinin kuruluşundan itibaren var. İlk başbakanı, ilk cumhurbaşkanı bu açılardan değerlendirildiğinde, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı döneminde bıraktığı izler var. Bir takım kurduğu ilişkiler var. Türkiye'nin diplomasi kimi diplomasi ataklarında önemli, belirleyici, kalıcı izler bırakmış bir isim. Çok düşünüp az konuşan, siyasi polemikler konusunda dikkatli olan,
bir isim ve bu açılardan bakıldığında Türk siyasetine önemli katkıları olmuş isimlerden biri. Fakat tabii Sayın Gül'le ilgili bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinde tıpkı kısa bir süre önce AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın söylediği gibi dikensiz bahçede oturanlar, hı hı, meselesi. Sayın Mahir Ünal'ın cümlelerini hatırlayalım. Eğer eksik varsa arkadaşlar tamamlasın. Zor zamanlarda risk almayan ifadesiyle bu ifade, tabii ikisini yan yana koyduğunuzda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve AK Parti cenahından, yönetiminden Sayın Gül'e yöneltilen en önemli eleştirinin bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçerken sen bizim yanımızda değildin. Ama 15 Temmuz gecesi çıktım, açıklama yaptım diye. Yaptım ama Rıza Zarraf davası ile ilgili hiçbir şey söylemiyor bugüne kadar. Şimdi bunları o sıkıntı yaratıyor mu AK Parti cenahının Sayın Cumhurbaşkanı? Elbette. Onu biraz oraya hasretmektense şunun altını çizmek lazım. Ben biraz onu gördüm. Daha ulusal mesele, daha Türkiye'nin işte dünya siyasetinde rol aldığı meselelerden itibaren başlayan bir şey bu. Yani evet, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlar var ve sorunlar, atıyorum, klasik bir davayla geçiştirilemez. New York'taki dava örneğin, ki bugün tekrar altını çizerek bunun da bir yeni nesil, yeni tür darbe girişimi olduğu ifadesini kullandı. Gözlemciler de, aslında oradan takip edenler de bunun ne anlama geldiğini çözemediklerini ifade ediyor. Çok örtüşüyor ama örneğin Filistin meselesi çok daha küçük bir mesele değil. Ben gelmeden baktım. Ben biraz biraz ciddi rahatsızlık yarattı. O dönemden de, yani işte bir ay öncesinden de bildiğimiz bir şey, ama bu kadar mıydı? Neden bu kadardı? Biraz daha incelince, işte tweetleri, açıklamaları falan bakınca, Trump'ın bu açıklaması doğru olmaz, umarım geri adım atar yönünde bir açıklaması var Abdullah Gül'ün. Ama arkasından bu adım atıldıktan sonra yok, bu herhalde bir not alınmış. İkincisi, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı ve sonrasında Birleşmiş Milletler nezdinde aldığı inisiyatifler var, yürüttüğü bir süreç var. Buna ilişkin bunun sonuçları var, son derece başarılı sonuçları var. Buna ilişkin de bir değerlendirme yok. Böyle olunca diğerleriyle de birleşerek biraz da biraz hem o dava, çünkü o davanın bir parçası, Kudüs o davanın bir parçası. Türkiye'nin dışarıya karşı temsili, içerideki birlik görüntüsü o davanın bir parçası. Bunu hani başından beri işte Refah Partisi'nden bu yana süreci takip eden gazeteciler iyi bilirler. Dolayısıyla dava meselesinden bakıldığında da bunlar ciddi bir sorun olarak görüyor. Sadece siyaseten başarılı olduğumuz sorunlarda neden yani bir şey söylemiyorsunuz? Zaten bir şey söylememe gerek yok. İtiraz etmemesi bile şey, öyle bir açıklama yapıldı. Yani sen sonuçta Filistin meselesini bir ayrıntı olarak görüyorsunuz. Bu başlayan bir şey değil de, evet. Şöyle bir şey. Yani Sayın Gül hani saygın bir isim. Fakat söyleyeceklerimiz onun kişiliğini hedef alan hususlar değil, ama bir gerçekçi tespit yapmak zorundayız. Hı hı. Konunun bir kanun hükmünde kararname noktasındaki kaygı paylaşımından ibaret olmadığı, Sayın Gül'ün aslında 2019'daki o tarihi kırılma noktasında eğer bir pozisyon almazsa, kendisini aileden başlayarak ve çevre ve AK Parti içinden ve dışından bir inisiyatif almaya zorlayan aktörleri de dikkate aldığınızda, ya bir tavır almak zorunda ya da tarihteki yerini artık ebedi olarak almak durumunda. Dolayısıyla onun açısından böyle bir tercih durumu da söz konusu ve hani hep söyleniyor ya, biraz daha cesur olmalıydı diye. Abdullah Gül tabii daha böyle bir denge ve hesap adamı da, şimdi Gül uzlaştırıcı, Erdoğan kutuplaştırıcı diye başlamış bir söylemde bir gerçeği unutuyoruz. 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra millet Cumhurbaşkanı'nı doğrudan seçerek tavrını ve tercihini ortaya koydu. Dolayısıyla artık yani Cumhurbaşkanlarının karakter farklılıkları üzerinden siyaset inşa etmek ve toplum mühendisliğinden medet ummak, bunun dönemi kapandı. Ama şunu biliyorum, öyle anlaşılıyor ki Sayın Gül siyaseten erken emekli olmak istemiyor yani. Hı hı. Tamam, bu çok açık. İkincisi, yani AK Parti olağanüstü kongresinde yani bir şansı olabileceğini belki düşünüyordu. Fakat kongrenin tarihi kendisiyle yol yürünmeyeceğini ifade etti. Sayın Erdoğan
10 Ağustos'ta ortaya koydu performanstan sonra My Way diyor, yani benim yolum. Hı hı. Şimdi maziye bakarsak o ayrı bir bahis ve ayrı bir şarkı. Hani maziye bak işte neler neler bıraktık diye, o farklı bir beste. Artık Sayın Erdoğan dikiz aynasına bakmak istemiyor. Önüne bakmak istiyor. Dolayısıyla arkasından emin olmak istiyor. Bu hem AK Parti içinde hem AK Parti siyasetini etkileyen unsurlar bakımından da böyle. Peki Sayın Gül'ü, Sayın Erdoğan'ın arkasına bakmak istemediği bir tehdit olarak mı görüyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Gül üzerinden kurgulanmaya çalışılan senaryo ve Sayın Gül'ün son dönemde yürüttüğü temas trafiği, iç ve dış görüşmeleri, bunları artık saklamaması, daha açık bir şekilde yürütüyor olması kamuoyunun da bildiği bir sırdı. Ve öyle zannediyorum ki iki isim arasında da, yani bu kardeşlik hukuku çerçevesinde bir konuyu hani alevlendirmeden burada bir yere bağlasak gibi arayışlar da oldu. Ama bir mutabakat tesis edilemeyince Sayın Cumhurbaşkanı bugün çok net olarak isimlendirmeden ama şöyle söyledi bir anlamda. İsminin ilk harfini söyleyeyim sadece dedi. Abdullah'ın A'sı. İkinci harfini ya da soy ismini de söyleyeyim. Gül'ün G'si dedi. Hani buradan ne anlarsınız? Yani her türlü şekliyle artık bir siyasi tercih ve farklılık anlarsın. Peki burada itiraz yan yana yürünmemekten mi, yoksa yani destek olmamasından mı, yoksa rakip olarak şimdi karşısında şöyle, görmesinden mi? Ahmet, şimdi 16 Nisan referandum sürecinde Abdullah Gül'ün ne yaptığını, daha doğrusu ne yapmadığına bakalım. Abdullah Gül o dönemde ne yapmadı? Bir evet kampanyasının içinde uzağından, yakınından, ucundan, bucağından bile olsa yer almadı. Ve ben aktif siyasetin içinde değilim gibi bir gerekçe yaptı. Evet, yani en kritik, Sayın Erdoğan açısından en kritik süreçte bu yeni kapıyı tavrını, da belki düşünebiliriz. Tavrını evetten yana en azından beyan etmedi. Hatta parlamenter sistemi savundu. Parlamenter sistemi, yani tam açıktan net olarak söylememekle birlikte iyileştirilmiş parlamenter sistem. Evet, evet. Reforme edilmiş parlamenter sistem. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'de olup evet diyemeyenler. O kadar temel bir ayrışma ki. Yani o temel ayrışmadan sonra zaten işin bu noktalara geleceği belliydi. Peki şu anda var mı yani Sayın Gül cephesinde böyle bir 2019'a hazırlanma? Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki aman dolduruşa gelmesin Sayın Gül diyor. Yani Sayın Gül'ü 11. Cumhurbaşkanı'nı bir şekilde dolduranlar da ya da hani ne zaman hazırlayanlar var mı? Zamanlamanın ne olacağı önemliydi. Biraz aslında kanun hükmünde kararnameye ilişkin. Yani ne olduğunu da söyleyelim. Mesela KYK değil 15, mi? Değil, hani, anlamadın mı meselesi? Hani 15-16 Temmuz'la ilişkilendiriliyor. Darbe gecesinde darbeyi durdurmak için canını ortaya koyan sivillerle ilgili idari, mali ve adli sorumsuzluk tanımlayan düzenlemeden söz ediyoruz. Bunun kapsamının ve ucunun çok açık olduğunu ve geniş olduğunu Sayın Gül savundu. Belki iyi niyetli bir çıkıştı. Ama süreç içindeki tüm adımlara bakınca hani şöyle bir benzetme yapalım. Yani Birinci Dünya Savaşı Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliahtı'nın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle başladı diye bir ezberimiz vardı tarihte. Ama böyle olmadığını anladık. Onun bir sosyal, ekonomik, siyasal dinamik topluluğu vardı. Bu AK Parti için de böyle. Dolayısıyla Sayın Gül'ün belki %50+1 şeklinde oluşmuş yeni sistemde aktör olarak tanımlanma veya sahaya doğru artık ittirilme biçimi ve Gül'ün de bunlara eskisinden farklı olarak daha bir konuşalım edelim şeklinde bakış açısı ister istemez hani Sayın Gül getirmese bile götürebilecekleri itibariyle daha fazla konuşulmaya başlandı AK Parti getirmesi bile götürecekleri. Evet. Yani. Dolayısıyla %50+1'i aşağıya çekebilecek bir aktör ya da faktör olabilir mi diye. İşte bu da kardeşlik hukukuna ve davaya çok uygun düşen bir husus değil. Nihayetinde Sayın Gül partinin kurucusu ama başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı yaptı. Hani daha ne olsun ki? Daha ne istenir ki diye. Böyle bir eleştirinin de hedefinde tabii ki. Mustafa, şimdi tabii Sayın Gül açısından bu sürecin şu son sıcak gelişmeleri kendisi etrafında olan süreci yönetme konusunda benim yani kişisel şeyim tespitim şu. Yani bu süreci süreçte Sayın Gül Erdoğan'ın tırnak içinde tasfiye etmek, iktidardan uzaklaştırmak konusunda ortaya çıkan o beş benzemez diye Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği o cepheye, cephe için
uygun bir isim haline düştü. Bu bence Sayın Gül'ün bu süreci yönetme konusundaki temel problemlerinden biri. Yani kendisini memnun değil mi peki? Yani bakın, biçilen rolden memnun değil midir diyorsunuz yani Sayın Hayır, Gül? Şöyle söylüyorum. O memnun mudur değil midir bilmiyorum. Ama AK Parti seçmenine Sayın Gül kendisini bundan sonra anlatırken arkasında kim olduğuna bakmak zorunda. Arkasında artık Erdoğan yok. Arkasında AK Parti'yi beraber kurduğu, yeşerttiği, kapatma davaları sürecinde... Kurucusu olduğu parti bile yok. Parti yok. Arkasında baktığında kimler var? Ona bakmak zorunda. Arkasında hayır bileşenleri varsa orada Sayın Gül'ün kendisini izahata zorlukları olabilir. Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi madem Okan dedi ki dolduruşa geldi bile zaten. Yani bir hareketlilik baktığınızda... Dolmuştu. İşte baktığınızda zaten bir hareketlilik var ofisinde gidenler gelenler. Peki madem bir şekilde Sayın Gül eğer dediğiniz gibi siyaset sahnesine geri dönecekse 2019 seçimleriyle birlikte o sahneye girişi nasıl olacak? Yani bir ortak aday mı, bir parti adayı mı yoksa 100 bin imzayla bir şekilde bağımsız aday mı? Onlara bakarken şimdi teknik ama çok belirleyici yani. Elbette öyle ama nerede durduğuna bakmak lazım şimdi. Abdullah Gül ve değerler siyaseti üzerinden. Şimdi bu hayır bileşenlerin arkasına alan Abdullah Gül'ün bir karşılığı ve ağırlığı olmaz. Ama işte uzlaştırıcı, işte yanına aldığı kadroyla ekonomide farklı perspektif demokrasiye. Ve piyasalara şimdi güvence o zaman veren yeni bir siyasal oluşumdan bahsediyoruz. Demokrasinin teminatı, hukuk devleti, normalleşme, olağanüstü halin kaldırılması gibi kavramlar etrafında bir Gül inşası düşündüğünüzde bu evet bir siyasi hareketlenme getirir. Bence bir karşılığı yeni olmaz. Bir siyasi oluşum mudur? Karşılığı olmaz ama bir hareket getirir yani. Benim kanaatim ben bu. Ben buradaki problemi şurada görüyorum. Bir parti var. Problem var yani. İktidar partisi olmasa partinin içindeki problem bizi bu kadar ilgilendirmezdi elbette. Ama bir parti var. Partinin genel başkanı var. Partinin lideri var. Şimdi aynı zamanda hem genel başkanı hem liderlik. O elbisesini çıkardı, elbiseyi de tekrar geri giydi. Bir tarafta da bir kişi var. O partinin temelinde yer alanlardan birisi. Cumhurbaşkanlığı makamına kadar gelmiş. Önemli aktörlerden biri. Bir görevden ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı. Şimdi biraz şunu algılıyorum bazı konuşmalardan. Biraz evet bir parti var. Ben şimdi vesayet makamına çekildim. Bu makamdan bir takım uyarılarımı yaparım. Şimdi orası öyle bir makam değil. Yani bir partinin, iktidar partisinin üzerinde vesayet makamı görüntüsünü vermek doğru bir yaklaşım. Düzenleyici, denetleyici otorite şimdi gibi bir böyle bir şey yok. Bu, evet. Bu pozisyonun kendisi başta benim açımdan yani baktığımda sorun olarak görülüyor. Şimdi eğer içeride bir siyaset olacaksa o içerideki siyaset artık tırnak içinde akil adam elbette olabilir. Biz bütün dünyada görüyoruz. Eski başkanlar, dışişleri bakanları, dünyanın birçok ülkesinde bakanlar, başka farklı bakanlıkları yürütenler ülkelerinin politika yapıcıları arasında yer alabiliyorlar. Ama ne oluyor? Mesela Dışişleri Bakanlığı'nda, işte Başbakanlık'ta özel bir konu başlığı altında davet edilip konuşuyorlar. Böyle bizim gibi oturuyorlar. Kimsenin bir makamı yok. Politika yapıcılık özelliğine ve deneyimine sahip olmaktan başka bir sıfatları yok. Şimdi sıfat buysa bu duruş bu sıfata uygun değil. Dolayısıyla bu pozisyona ilişkin bir itiraz olduğunu ben düşünüyorum. Yol arkadaşlığından kasıttı o. Yolu yürüyen parti, yolu yürüyen o partinin liderinin başkanlığındaki ekip. Yani siz ya o ekibin içinde hiçbir olursunuz. Hiçbir şey sormuyorsunuz. Hiçbir şey danışmıyorsunuz. Şimdi bu bir itirazı. Danışma makamı diye bir makam yok. Hayır yani, problem o. Çok önemli yoksa, gelişmeler oluyor. Bu konuda bizim artık biz dışarıdayız. Bize hiçbir şey sorulmuyor. Bunun yolu bizim tek taraflı değil, iki taraflı geliştirilir. Ben şimdi burada hani bir şey değil bu. Abdullah Gül'ü doğrama şeyi yapmıyoruz, masası kurmuş değiliz evet. Ama mesele şu, evet baktığınızda birçok insan şunu söyleyebilir partide, ya biz şimdi niye kavga ediyoruz eski yol arkadaşlarımızla? Yani çok üstelik de yeni yol arkadaşları ve ittifaklar da kurmaya çalışırken. Evet, aman aman da bir şey söylüyor. Ya hani bazı şeyler de tolere edemez miyiz acaba? Bunlar çok uzun zamandan beri konuşuluyor. Ama konu istişare değil. Bugün konuşması konu da var. Konu iktidari yani. Doğrudan iktidara i̇şte dönük. Zaten yani tam da onu kastediyorum şimdi. Cumhurbaşkanı da diyor ki ya biz
kavga etmeme, enerjimizi içte harcamamalıyız. Eski partiler bunu yaptılar, yok oldular. Biz bunu yapmayacağız. Şimdi bu bununla tenakuza düşmüyor mu acaba? Aynı şeyi mi söylüyoruz? Cumhurbaşkanı Sevakin Adası'ndaydı. O bakımdan hani, aslında 400 yıl Osmanlı bayrağı dalgalanmış bir yer Sevakin Adası. Ve Sayın Gül'ün bu kanun hükmünde kararname çıkışı da tam o ana denk geldi. Ama şöyle bir hamlesi var aslında Türkiye'nin. Katar'daki üssünü düşünün, Somali'deki büyükelçiliğini ve üssünü düşünün ve bir yandan da Sudan. Hani gerçekten Körfez'in girişinde ve bölge dengelerini etkileyebilecek çok önemli bir üçgen ve stratejik bir hamle. Ben hani bunu tasarlarken enerjiyi yine içeride tüketecek bir durum. Ayrıca Sayın Gül kuşkusuz fikirlerinden istifade edilmesini isteyecektir ve istiyordur da bunun için Sayın Erdoğan'la görüşmesi mümkün ve engelli yok. Ama Sayın Gül bir iktidar pozisyonu da tanımlamak istiyor ya da onun üzerinden de bu tanımı yapmak isteyenler de var. Çünkü burada konu Sayın Erdoğan aslında yani. Tamam. Peki, şunu sormak istiyorum. Şimdi soru sorayım. Senden rol çalayım. Bir soru sorabilir miyim? Ya da bir soruyu ortaya atabilir miyim? Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde evet doğrudan bir şey yok. Biz hani satır arasından okuma yapıyoruz, çıkartıyoruz. Ama bu üzüntü ifadesini ben önemsiyorum. Çünkü bu tür ifadeler bence o birliği sağlamaya yönelik bir köprüleri kesip atmaya karşı tarafa tamamen itmekten bir önceki adım veya belki iki önceki adım. Yani öfke beyanı değil, üzüntü beyanı. Üzüntü beyanı. Şimdi öfke beyanına doğru gider mi? Evet. Ama şu ana kadar konuştuklarımız bu tarafta. Ama bugün grup toplantısında yaptığı konuşma ama, üzüntü beyanı çerçevesinin ama Abdullah çok Bey'den bir açıklama gelmedi yani. Mesela. En azından henüz. Dolayısıyla işin nereye gideceği konusunda benim hala tırnak içinde umudum var. İçerideki konuşmalara baktığımızda da daha önce Abdullah Bey'le bir çatışma görüntüsü vermeyelim düşüncesi. Ama bir şeylerin de netleşmesi lazıma doğru dönüşüyor AK Parti'nin içinde de. Anladım. Peki, o dönüşümün aslında kırılma noktası gibi bir yerdeyiz biz. Er ya da geç olacak bir aslında. Peki evet, şunu ama merak işte, ederim. Yani oraya yaklaştık ilk defa oraya şimdi yaklaştık. Diyelim ki Sayın Gül bir şekilde aday oldu Cumhurbaşkanlığı seçimine. AK Parti seçmeninde karşılığı nedir? Sayın Erdoğan'la karşı karşıya gireceği bir yarışta Sayın Gül'ün. Şimdi Ahmet, Türkiye'de siyaset özellikle son 6-7 yıldır, yani daha doğrusu işte 2010'dan itibaren bir cepheleşme üzerinden gidiyor. Doğru. Bunun bir tarafında da kesinlikle Erdoğan karşıtlığı var. Siyaset bu hat üzerinden ilerlediği sürece, Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan taraftarlığı üzerinden ilerlediği sürece Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini çok zayıf görürüm. Çünkü bu parametrelerde Abdullah Gül'ün... Yani kendisini Erdoğan karşıtı olarak konumlandırmasını mümkün görmüyorsunuz. Hem de, Erdoğan'ı ayakta tutan, diri tutan Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu karşıtlık üzerinde yarattığı izlediği politikalardır. Buna karşı Abdullah Gül'ün yapabileceği bir şey yok siyaseten. Ama AK Parti içinde ne kadar karşılık bulur? Belki Okan o bence konuda... karşıtlık bulur. Şimdi kendisini dışlanmış hisseden, hala bir katkı koyacağını düşünüp de keşfedilmediğini veya yeterince ilgi ve himaye görmediğini düşünen bir topluluk var AK Parti'de. Bu açık. Ama Sayın Erdoğan'ın siyasetteki rolünü 15 Temmuz gecesiyle birlikte de düşünmek lazım. Tabii. O gün yani Erdoğan karşıtları bile iyi ki de Erdoğan var dedi. Evet. Ve FETÖ noktasında yaptığı öz eleştiri ve aynı zamanda iyi ki de Erdoğan var, o olmasa bununla gerçek anlamda mücadele edilemez şeklindeki genel kabuller. 7 Ağustos hani o yeni kapı ruhu kısa bir süre içinde belki muhalefetin bir kanadı tarafından içi boşaltıldı. Aslında iyi bir başlangıçtı. Hani karşılıklı liderler düzeyinde davaların da çekildiği ve hani iç hesaplaşmamızı yaparız ama Türkiye'ye karşı büyük dış tehditler ve operasyonlara karşı birbirimizi de mesafemizi doğru tayin etmeliyiz. Siyaset başka bir zemin üzerinden yürüsün arayışı bir süre sonra anlamını yitirdi maalesef. O yüzden bu cepheleşme noktası Erdoğan karşıtlığı üzerinden tanımlanma biçimi ve Sayın Gül'ün de bunun bir parçasına dönüştürülme süreci durumunu gerçekten çok sorgulanır hale getirir. Ve Sayın Gül de troller başta olmak üzere farklı çevreler tarafından çok açık saldırıya uğrayarak itibarsızlaştırıldığını düşünüyordu. Valla öyle bir süreç olursa buna da rahmet okutulacak gelişmeler olabilir.
olabilir. Şunu endişe ederim ben onda. Sayın Gül'ün hani ne derseniz bilmiyorum ama Sayın Gül'ün bundan sonra böyle bıçakla kesilir gibi bir sessizlik sürecine gireceğini falan düşünmüyorum. Yani ben zaten 2018 kararı olarak evet, daha yani görünür olmak. Ben bundan olmak, sonra da böyle konuşacağını. Böyle girçikler yani olacak o da mıdır? Kendisini evet, böyle sinir uçlarını yapacaktır. Uyardığı zaman şöyle bir evet, tepkisellik üretebilir. Peki Gül konusunda, Gül başlığında ekleyeceğiniz yoksa ben CHP'ye de geçmek yani isterim. Biraz hani karşılıklı olarak biraz daha sürer ama dediğim gibi hani artık içeride eğer bir konsolidasyon olacaksa yani bir bütünlük olacaksa bu illa da Gül'ü kapsayacak diye bir kural yok. Bunu anlıyoruz şimdi AK Parti'nin tutumundan, Cumhurbaşkanı tutumundan. Kapsayacak bir durum var mı? Artık o aşamanın neredeyse sonuna gelinmiş duruyor ama siyaset olduğu için sadece bir kapı bir ihtimal bırakıyorum. O da adı siyaset olduğu için bu işin. Anladım. Yoksa görünürde öyle bir şey de peki, yok. Peki şimdi 2019 konuşuyoruz. 2019 siyaset stratejileri işte MHP AK Parti birlikteliği artık yarın hayırlı iş için görüşme başlayacak, süreç başlayacak. Ana muhalefet partisi nasıl bir siyaset stratejisi güdecek? Şimdi ilk turdaydı sanırım. Ne Okan altını çizmişti. İşte yeni dönem Cumhuriyet Halk Partisi şimdi biraz daha sertleşecek. Kongreler biraz daha sertleşecek. Üzerinden gidecek diyor. Ne olacak? Şimdi herhalde o zaman anladığım kadarıyla vitrin değişecek. Şimdi bu bölümde ki soru ilk soru şu. Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Cumhurbaşkanı adayı. Olabilirim olacak dedi. Olabilirim dedi. Bunu niye dedi? Ama olmayabilirim de orada. Onun için de olmayabilirim de, olmayabilirim de var. O şu. To be or not to be oluyor böyle. Evet. Kırılma noktaları var. Adalet yürüyüşü. Hı hı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu açısından o yürüyüş öncesindeki kişisel yansıması, politik yansıması, CHP lideri olarak yansıması, dış dünyaya yansıması, Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri olarak dış dünyaya yansıması başlıklarında bir kırılma noktası adalet yürüyüşü. Kendisi de öyle değerlendiriyor. Zaten bunu açıktan da söylüyor. O açıdan bakıldığında ve son dönemde çok iddialı bir takım açıklamalar yapması ve bunu kişiselleştirerek yapması, örneğin işte Yunanistan'ın bizden aldığı adaları geri alacağım gibi. Bu da kendisini milli evet, gösteriyor biraz. Evet, yani biraz biraz daha iddialı cümleler, biraz daha gelecek projeksiyonu olduğunu yansıtan cümleler. Hazırlık yapıyor yani. Hazırlık yapıyor. Taşeron işçiler, sosyal projeler, evet, sosyal tabii, programlara duyarlılık bu gibi. Bu normal mi? Normal. Doğal. Çünkü aslında keşke Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını konuşurken de üzerinde dursaydık bu konunun. Sonuç olarak her normal olarak her siyasi partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir iddiası olması gerekir. Doğalı budur. Ama konjonktür, dinamikler vesaire konuştuğumuz şeyler açısından o noktalara gelemiyor birçok isim. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben aday olma konusunu gitgide daha çok düşündüğünü gözlemliyorum. Bu noktada bir takım başka dinamiklerle hem CHP'ye hem kendini tahkim etmeye çalıştığı da anlaşılıyor. Dediğim gibi bu kişiselleştirme, kendi iddialarını ortaya koyma açısından. Bu bahsi böyle kapattıktan sonra CHP... Peki ne olursa aday olmaz mesela? Şimdi aday olabilirim fikri yavaş yavaş Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihninde oluşuyor dediniz. Peki şu olursa olmam da hala bir açık kapı var mı yani? Bence gözlemleyecektir. Yani önümüzdeki süreci nasıl ilerleteceğini. Sayın Gül bile bu denklemin parçasıdır. Evet. Yani kim bu yol haritasına kimler girecek çıkacak bu sürece? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura bırakılması. Evet. Bu 2014 temel şartlarında hedef da denenmişti. Temel hedef bu. Ondan sonrasında Türkiye'de bir büyük hesaplaşmayı biz gerçekleştirebiliriz arayışı var. O yüzden, zaman bir şekilde, o zaman her şekilde Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak eğer ikinci tura taşımaksa. Olma ihtimali artıyor. İkinci tura kimin kalabilir? Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktırmaya dönük hedefi realize edebilecek bileşenlere bakacak. Bunun içinde kendisi de var ama mutlak aday olacak şeklinde bir bağlayıcılığı yok bence. Hadi. O sadece Serpil'in işaret ettiği ya bir siyasi partinin genel başkanı, ana muhalefet partisinin genel başkanı, Cumhurbaşkanlığı'na eğer aday olamıyorsa o zaman hani sürükleyici liderlik kapasitesi itibariyle
göreve geldiği andan itibaren bu kadar ağır yenilgilere uğramış bir isim olarak partisinde belki parti içi iktidarı muhafaza edebilir ama Türkiye iktidarında bir sözü olmaz yani. Peki. Ben aslında biraz daha hani bu bir şey çok fazla düşündüğü kanaatinde değilim. Bana yani gelişmelere baktığımız zaman bir işte adalet yürüyüşü adına verdiği yürüyüş başından itibaren o yürüyüş başladığı andan itibaren genel başkanda lider olduğu yorumları belli çevrelerde yani destekçi çevrelerde yapılmaya başlandı. Son bir gayret. Hemen yani böyle birer gün yahut birkaç saat arayla falan oldu bütün bunlar. Dolayısıyla ben bunları biraz çalışılmış hareketler olarak yorumladım. Gelişmelere baktığımız zaman da bugünkü grup toplantısı da dahil. Hazırlık yapılıyor. Hı hı. Kılıçdaroğlu aday olacak. Herhangi bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Abdullah Gül'ün aday olması halinde kendisi vazgeçer ve onun arkasında yer alır ihtimalini çok zayıf görüyorum. Tam tersi Abdullah Gül'ün çıkışından nasıl yararlanabileceği konusunda bir politika yürütebilir. Bugünkü grup toplantısıyla ilgili dikkatimi çeken nokta da şu. Gündemle ilgili hiçbir şey söylemedim. Kendi yaratmaya çalıştığı bir gündem var. Bu siyasetçiler için iyi bir yöntemdir. Başardığınızda çok kazançlıdır ama başaramazsanız da o etkisizliğiniz biraz daha arttırır. İşte Ege'deki adalar meselesi ya da kayalıklar meselesi. Taşeron işçiler filan dedi. Şimdi taşeron işçiler işte emekliler, maaşlar. Kamyoncular dedi İstanbul'dan Ankara'ya masraf dedi. Bu 7 Haziran taktiği oradan devam ediyor. Peki gündemle ilgili yüksek sesle söylenecek sözler var. Kim söyledi bunu? Grup başkan vekili söyledi. Ben bu ayrımı yaparak bundan sonra devam edeceklerini düşünüyorum. Belki Bülent Tezcan yerine başkaları da görev alacaktır bu işlerde. Yani kim sertleşecek, kim hangi konuya girecek. Halkını düşünen, dış politikayla ilgilenen, milli ve yerli görünüm veren profil, bir cumhurbaşkanlığı profiline doğru giden bir profil. Dolayısıyla bunlar hepsi çalışılmış, düşünülmüş hareketler. O yüzden ben henüz düşünüyor, karar vermedi, o kanaatte değilim. Bunlar o tarafta netleşti. Sadece belki baştan çok erken karar vermemiş, illa benim dediğim olacak demeyen adam profili çiziyor diye düşünebilirim. Peki. Yoksa orası net. Yani bir şey daha söyleyeyim çok uzatmadan. Bir genel başkan yardımcısının ısrarla, ya isimler nettir bizim genel başkanımızın kafasında. Yarın çıkar tak 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 hepsini söyler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne alıştığımız bir şey değil. İl başkanlığı seçimi yahut işte kadro seçimine ilişkin söylüyordu bunu, kongreye ilişkin. Niye alışkınız? Demokrasi var, yarışılır, seçilir, ön kimin geleceğine ön seçim var. Bakın bunların hepsi bitti. Peki. Bunlar yok. Tam tersi genel başkanımızın aklında hepsi vardır. Bu yeni bir duruma işaret ediyor. Yani aslında tırnak içinde o liderlik inşasının devam ettiğine işaret ediyor. Peki bir araya gideceğim. Aranın ardından tabii CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar çok konuşuluyor. Orada AK Partili belediyelere yönelik de ana muhalefet partisinin bazı iddiaları var. Neden bize işte yapılan muamele AK Parti belediyelerine yapılmıyor, o soru var. O soruyu soracağım kısa bir aradan sonra. Siyasi işlere devam ediyoruz. Son bölüm, artık hızlı hızlı gideceğiz. Araya gitmeden önce CHP kurultayını konuşuyorduk. Parti yönetimi, yeni parti yönetimi daha sivri isimlerden oluşacaktır, oluşabilir demişti. Buradaki 3 değerli gazeteci, meslektaşımız Ankara gazetecisi. Serpil, biraz perde arkası alalım. Ne konuşuluyor, kim konuşuluyor, hangi isimler? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi önce genel bir şey söyleyeyim. 16 Nisan referandumu öncesinde hepimiz hatırlayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu, ben bu referandum kampanyası sürecinde bir polemiğe girmemeye özen göstereceğim diyerek uzunca bir sürede bunu uygulamıştı. Sonra şartlar başka şeyleri gerektirmişti. Çok sert açıklamalar, karşılıklı suçlamalar vesaire olmuştu. Ağır eleştiriler olmuştu ama oradaki pozisyonu böyle çizmişti. Türkiye'nin gerçekleri üzerinden bir kampanya yürüteceğiz ve bu siyasi polemik, suçlamalar, ağır eleştiriler olmayacak. Karşıtlık üzerine gitmeyecek diye. Hatta onun sonuçlarını da gördük demişti referandum sonuçları açıklandıktan sonraki gecede. Şimdi ise
Ben bundan sonra işte bir erken seçim olmayacaksa 2019 yerel seçimlerine kadar olan geçecek süreci ise böyle tam tersi bir politik duruşla sürdüreceğini düşünüyorum. Gelen bilgiler de o yönde. Daha tırnak içinde yırtıcı, daha savaşçı, son dönemde çizdiği profile daha uygun, bir takım yolsuzluk, usulsüzlük iddialarını daha çok gündeme getirici ya da rejim, temel rejime ilişkin temel eleştirileri daha yoğunlaştırıcı bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Yani bize gelen bilgilerde, en azından bana gelen bilgilerde böyle. Bu çerçevede belki kurultayı değerlendirmek lazım. Kurultayda da oluşacak, kurultaydan çıkacak yönetimin şekillenmesinde de kendisine bu politikaları izlemesinde iyi ayak uyduracak isimlerle. Telaffuz edilen isimler var mı kulağınıza gelen? Yani ben bir takım işte geçmişte bu açılardan mağduriyet yaşadığı iddia edilen bir takım isimlerin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Bazı yollar bir takım kazalar nedeniyle ayrılmış yollara, yolunu CHP'den bir şekilde başka bir yola sapmış bir takım isimler olabileceğini düşünüyorum. Yani bu isimlerden emin değilim ama mesela bir Tuncay Özkan ismini duyuyoruz. Bir Aylin Nazlı Aka ismini duyuyoruz. Birkaç isim duyalım lütfen. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Bunlar işte şu anda Özgür Özel'in çizdiği mesela bir şeyi, profilin çoğalması gibi. Yani biraz daha AK Parti'yi yıpratmaya dönük. AK Parti'yi... O zaman şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahnede görmek istediği ya da vitrinde görmek istediği model, evet. Sayın Özgür Özel modeli biraz daha örneğin yaptığı açıklama AK Parti tarafından takip edilmesi gereken bir açıklama olan, yani biraz gündemi belirlemede daha etkin, savaşçı isimlerle yola devam edeceğini ve yönetimi de ona göre şekillendireceğini duyuyoruz. Tahmin ediyorum kurultaya yaklaşırken bunu daha sık konuşacağız ama. CHP kurultayında bu heyecan dalgası yaratılıyordu. Aslında Kılıçdaroğlu gerçeğine baktığımızda şunu görüyoruz. Bir meşhur 3 mektup hikayesi vardır. Yani işe başladığında çekmecedeki 3 mektubu bulur, sıkışınca ilk zarfı aç. Sayın Kılıçdaroğlu ilk zarfı açtı. Kendinden önceki dönemi, hizipleri, partinin o kültüründeki problematiği çok sert bir şekilde eleştirdi. Sonra sıkıştı, ikinci zarfı açtı. Ekibini suçla dedi. Hadi suçlama demeyeyim ama sürekli ekip değiştirdi. Değişmeyen bir tek Kılıçdaroğlu oldu ve açık başarısızlıklara rağmen. Dolayısıyla şimdi öyle bir noktaya geldi ki Sayın Kılıçdaroğlu, üçüncü zarfı açarsa orada şunu yazdığını biliyor. Sen de bir 3 mektup bırak. Dolayısıyla şimdi Özgür Özel modeli, evet, ağzı laf yapıyor diye düşünebiliriz ama taşeron işçi konusunu ben gündeme getirmiştim. İktidarın gündeminde yoktu. Bak buradaki 1 milyon oy potansiyelini CHP'ye kazandırayım diyebilecek sosyal açılım kabiliyeti olan bir siyaset üretebilecek aktörleri yok CHP'nin. Veya işte İstanbul'dan Ankara'ya... Asgari ücret meselesinde bayağı gündem yapmışlar. Tabii ama şunu söylüyorum. İktidar da ona öyle bir refleksle karşılık verdi ki asgari ücretteki performansı CHP siyasal olarak sahiplenmeye çalışırken AK Parti ona öyle bir karşılık verdi ki AK Parti'nin icraatı ve başarısı olarak anıldı. Ben zaten CHP bir şey yapmadı demiyorum. Bu yapılanları anlatabilecek ve halka mal edebilecek, bu anlamda taban siyaseti yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk kısmına hitap edebilecek, yaygınlıkta politikalarını sahaya yansıtabilecek aktörleri yok. Yoksa Özgür Bey gerçekten hani polemik yapıyor, ağzı laf yapıyor, bu anlamda genç, dinamik falan böyle tanımların içine oturtabilirsin. Ama o ekranda böyle, meclis kürsüsünde böyle, sonrasında aşağıya ne kadar yansıyor dersen ben öyle bir karşılık göremiyorum. Peki şunu sormak isterim hızlıca. Sürem de gözüm saatte. Bu CHP'li belediyelere yönelik operasyon, Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanları görevden uzaklaştırılmıştı. İşte devamı gelecek mi gelmeyecek mi telaffuz edilen bazı belediyeler vardı, belediye başkanları vardı. O süreçte bir hareket var mı? Çok devamı görünmüyor en azından. Ya belki vardır, bakılıyor, ediliyor filan ama çünkü bir Ataşehir çok uzun zamandır Ataşehir ve Beşiktaş hiç kimse için sürpriz olmadı. Yani CHP Beşiktaş, kendi içinde bile. Aslına bakarsanız Beşiktaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yumuşak Ataşehir'den çok daha fazla konuşuluyor. Ki raporlar hazırlanıyor. Rapor yetersiz oldu, olan bile dikkate alınmıyor diye tepkiler medyaya yansıyordu. Kimse de bunu saklamıyordu esasen. Dolayısıyla hani orada bir herkesin beklediği bir şey vardı. Geçtiğimiz günlerde bu
konu tartışırken hani bu nereye gider? Acaba Beşiktaş'ta hani orada Ataşehir tarafında böyle bir birikim var, bir şişme var. Beşiktaş'ta gelip bir siyasi patlama falan olur mu? Yani çok mu ağır tepki gösterir Cumhuriyet Halk Partisi falan? Ama birisi biraz sakin düşünmek lazım. Kim? Onun arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok fazla duracağını zannetmiyorum. Ha, siyasi bir operasyon olarak değerlendirilir, onun üzerinden siyaset yapar. Kesinlikle kaçınılmaz bunu yapacak ama çok da bunun arkasında durulup hani sarılıyor falan, bunu da beklemeyin. Hı hı. O yüzden o kadar ateşli bir şey de beklemeyin demişti ki neticede biraz böyle oldu yani akşam üzeri yapılan açıklamalara baktığımız zaman. Esasen şöyle bir durum var. Hani biraz tencere dibin kara, belediyelere baktığımız zaman hangi parti kendi belediyesiyle ilgili bizimki işte şöyle düzgün böyle düzgün falan. Bunu kimse bu iddiada değil, bunu anlıyoruz. Ben bilmiyorum hangi belediye ne yapıyor ama siyaseten savunmalara, suçlamalara falan baktığınızda bunu anlıyoruz ki yani herkes hani birbirinin durumunu biliyor. Çok basit bir sorunun cevabı yok örneğin. Evet, AK Partili belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Başka yerlerde şimdi bunu söyleyince itham ediyormuş gibi olmuyor ama herhangi bir belediye. Parlamentodaki temsil oranı belediyelerde muhalefetin daha yüksek temsil oranında olduğu yerler buralar. Hangi belediye meclisinin işte muhalefet kanadının çıkıp parlamentodaki bir basın toplantısı düzenleyip şu işte rant, bu imar, şu bilmem ne filan falan yanlıştır, biz bunu protesto ediyoruz, sebebi de şudur, filancı buna bu oy vermiştir filan dediğini duyduk mu? Duymadık. Şimdi şunu sormak yani istiyorum. Şimdi muhalefete eden, baktığımızda şimdi evet, şöyle bir itiraz var. Şimdi mesela AK Partili belediye başkanları var. İstifa ettirilen isimler, hatta direnip istifa eden isimler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı o istifalardan sonra demişti ki işte ana muhalefet partisi de bir incelesin belediye başkanlarını. Onlar da bizim attığımız adımı atsınlar, yoksa İçişleri Bakanlığı aracılığıyla farklı adımlar asılabilir demişti. Şimdi baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki şimdi tamam görevden el çektirilen, istifa ettirilen belediye başkanları var. Peki onlarla ilgili hiçbir yasal soruşturma yok. Yani bunlar bu istifayla bu cevabı hak eden bir soru. Şöyle, tabii bunlar sıradan belediyeler de değil. Yani işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, başkanlığı. Yani çok bir de şimdi baktığımızda çok büyük ihaleler çok iptal ediliyor. Baştan yapılıyor. Yani o ihaleler iptal ediliyorsa neden iptal ediliyor? Bir usulsüzlük mü var? Tabii bir başka varsa soru, bu kadar büyük çaplı belediyelerin başkanları ayrılıyorlar ama onlarla ilgili, onların yaptığı ihaleler vesairelerle ilgili hiçbir hukuki süreç yaşanmıyor. Ama öte yandan CHP'li belediyelerle ilgili doğrudan bir hukuki süreçle başlayan bir durum söz konusu. Bu tabii bir cevabı hak eden soru. Tabii AK Parti cephesine özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Partili belediye başkanlarının istifasına yol alacağı süreci bir metal yorgunluğu olarak izah ettiği gerçeğini bir veri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu belediye başkanları AK Parti'nin bundan sonraki yol haritasında bizim enerjimize, bizim projeksiyonlarımıza, bizim vizyonumuza ayak uyduramayacak belediye başkanlarıydı diyor. Yani ifadesi bu özeti. Ve bunu metal yorgunluğu olarak izah ediyor. AK Parti cenahından en azından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen yanıt bu. Ama ben muhalefetin bu eleştirisinin üzerinde durması gerektiğini savunanlardanım. Gerçekten bu belediyelerde bu kadar büyük İhalelerin yapıldığı İstanbul gibi, Ankara gibi, Balıkesir gibi, Bursa gibi. Peki inceleniyor mu mesela şu anda? Var mı öyle bir soruşturma? Yani benim spesifik var zaten ama bildiğim evet kadarıyla yani adliye yani intikal etmiş evet bir boyut yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani da hani kimsenin bu anlamda gözüne yaşına bakmam dediğini evet hatırlıyorum. Evet. Tabii Serpil'in işaret ettiği husus önemli. Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mi diye. Aslında Beşiktaş ve Ataşehir örneği CHP'yi fazlasıyla kendi içinde konsolide de etti. Çünkü evet ağırlıktı aslında bu iki belediye ve bizzat CHP'li milletvekilleri tarafından sorgulamaya. Özellikle Beşiktaş CHP evet içinde bir büyük CHP hesaplaşma konusuydu. İki ayrı cephenin hesaplaşması konusuydu. Bir de bu konu çok tartışılınca rakamsal veriler de açıklanmıştı. Belki bir sonraki programda tam rakamları da açıklarız. Hani BDP, Bölgesel Demokrasi Partisi gibi bir perspektifte, yani HDP'nin yerel yedeği gibi düşünebileceğimiz belediyelere kayyum atanması da dahil olmak üzere, ama onu bir kenara bıraktığımızda sayı olarak el çektirilen belediye başkanlarının partilere göre dağılımında
aslında hatırı sayılır ölçüde AK Partili belediye de var. Şu anda hafızamda rakamlar yok. O yüzden yani izleyenlerden bu anlamda bir mazeret beyan ederek özür diliyorum ama o rakamları veririm. Bunu şu belediye daha iyidir, şu partinin belediyeciliği daha temizdir ya da daha problemlidir anlamında söylemiyorum. Ama siyaseten sadece CHP'ye fokuslanmış, odaklanmış bir değerlendirme biçiminin olmadığını, AK Parti'nin kendi içinde bu ayıklamaları yaptığını biliyoruz ve ayrıca CHP'li vekiller ve bazı parti yöneticileri de son dönemde değişik AK Partili, daha çok küçük, orta ölçekli belediyelerle ilgili de bir takım iddialar ortaya attılar. Ama zaten konu da yargı sürecine intikal etmiş. Yani AK Partili diye yargı sürecinden istisna tutulmamış. Yani onu da altını çizmekte fayda var. Şimdi hızlı hızlı gidiyorum. OHAL, Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı dün ve işte bir dönem daha uzayacak. Şimdi şöyle bir geriye baktığımızda, süreci hatırladığımızda, işte ilk 20 Temmuz'da ilan edildiğinde yanlış hatırlamıyorsam Sayın Numan Kurtulmuş'tu açıklamayı yapan. 3 ay işte, ama 3 ay bile bulmayacak, işte atılması gereken adımlar en kısa zamanda atılacak, belki 3 ayı bulmadan kaldıracağız o hali demişti. Şimdi 6. kez uzayacak haberi çok fazla konuşulmadı bile. Yani kimse çünkü kaldırılmasını beklemiyordu. Yani alışıldı. Böyle bir ortam biraz var baktığımızda. Biraz öyle bir kanıksanma durumu var. Evet. Peki OHAL şartları devam ediyor mu hala? Yani gerek var mı hala OHAL'e? Bunu şöyle bakınca mesela FETÖ'nün kamudan temizlenmesi. Terör örgütlerine biraz genişliyor. Temizlenemediği çok bariz bir biçimde ortada, değil mi? Geçtiğimiz günlerde yeni bir faza girdi bu. İtirafçı, evet. Yüzbaşı yani Burak Akın. Şimdi bunun bir kişi, iki kişi nerede olduğu belli olmuyor. Çünkü yapı böyle bir yapı. Bizim hani böyle bir terör örgütü var. Bunları bulduk, hani turnusol kağıdı tutuyoruz. Ondan sonra renkleri belli oluyor falan. Böyle değil. O bakımdan mümkün olduğu kadar ben hakikaten onu tespit etmek lazım. Halkın genel gündemini, genel yaşantısını etkilemeyecek ifadesinin büyük ölçüde yerine getirildiğini düşünüyorum bu sürecin. Güneydoğu'da biraz daha farklı işledi, biz orada değiliz. Çünkü kayyum atanan belediyeler terörün devamı ve yıkılmış kentlerin yeniden imarı orada hayatın her alanını etkiliyor bu süreçler. O yüzden onu o hale bağlamadan bir ayırmak lazım. O ihtiyacın kalkmadığını en azından şu an itibariyle ben kendi adıma gözlemim olarak söyleyebilirim. Ama bunu da değerlendirecek olan aslında eskiden şöyle olurdu. OHAL uygulamasının yarattığı toplumsal sonuçlar olurdu. Onlar bir baskı unsuru olurdu siyasete ve o da belirleyici olurdu. Şimdi böyle bir baskı unsuru yok. O yüzden belirleyici olan sadece hükümetin devletten ayıklama konusunda kendini ne kadar güvende hissettiği. O bakımdan da hani değerlendirme. Peki ne zaman güvende hissedecek? Yani bunun kıstası ne? Ne zaman tamam bu yapı devletten, kurumlardan tamamen temizlenmiştir ve artık bu OHAL şartları ortadan kalkmıştır denebilecek? Şimdi Ahmet, şöyle bir durum var. Yani tam her şey aslında işte kontrol altına alınıyor dendiğinde ortaya öyle itiraflar, öyle durumlar çıkıyor ki biz 15 Temmuz gecesinin dehşetini yeniden yaşıyoruz. Örneğin işte ismini de az önce verdim. 15 Temmuz öncesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı'nın koruma amirliğinde 2 numara olan isim, yüzbaşı, daha sonradan mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı'nın koruma amirliğine getiriliyor. O kadar güveniliyor, kahraman ilan ediliyor. Fakat o gece yaralanıyor. O itiraf ediyor. FETÖ üyesi olduğunu, FETÖ'cü olduğunu itiraf ediyor. Onun itiraflarının içinde çok dikkat çekici bir bölüm var. Diyor ki 15 Temmuz'dan sonra bu mücadele başladıktan nice sonra bile benden Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki isimlere ilişkin FETÖ bağlantı kurdu, benden bilgi istedi. Beni aktive etmeye çalıştı diyor. Yani biz hala diriliğini koruyan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bir şey izin verirsen bir cümle ekleyebilir miyim? Şunu da ihmal etmemek lazım. OHAL devlete bir takım işleri olağan süreçlerin dışında kolayca yapma rahatlığı sağlıyor. Şimdi uyum yasalarıyla ceza kanunlarında yahut kovuşturmalarda, soruşturmalarda atılacak belki başka adımlar, bunların bir kısmını
normal süreçler haline getirebilir. Hı hı. Normalleştirebilir. O zaman mesela ana muhalefetin itirazı da zaten o hal olmadan da yani mücadeleyi kolaylaştıracak yöntemler sağlanırsa çok daha erken geriye çekilebilir. Şöyle birkaç nokta var. Birincisi FETÖ yargılamalar, özellikle darbe davaları dediğimiz ana davalarda bir sonucu görmemiz lazım. Evet. Dolayısıyla bu olağanüstü yargılama süreçlerinin sonuçlanmadığı dönemde şartların olağan olduğunu kabullenmek ya gerek. Bir iğme kazanmıştı o şey ama tabii. Yine bir durgunluk dönemine evet, girdi. Evet, yeniden bir hız kazanmasını evet. bekliyoruz özellikle Şubat itibariyle. Evet. Dolayısıyla bir defa FETÖ yargılamalarının bitmesini beklemek lazım. İkincisi, kripto FETÖ'cüler bu konuda devletin elde ettiği yeni mesafe var. Bir de FETÖ'cülerin işte yani biz aslında değiliz iddiasıyla yaptığı yığınla başvuru çerçevesinde şu anda bunu değerlendiren komisyonun da sonuçlarını beklememiz lazım. Ancak olağanüstü hal çerçevesi kanun hükmünde kararname çıkarma esnekliği tanıyor diye o hal şartlarının dışındaki bir takım unsurların kanun hükmünde kararnamelerin içine girmesi ve bunun mecliste görüşülememesine ya da gecikmeli görüşülmesine ilişkin eleştirileri de çok hafife almamak lazım. Ben bir perde arkası bilgi vereyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın örneğin bu taşeron işçi konusunu ya ayrı bir yasa olarak meclise getirelim. Kanun hükmünde kararnameye eklemeyelim. Çünkü yani meclisin ağırlığını da birlikte düşünmemiz lazım. Çünkü nihayetinde sayısal çoğunluk olarak meclisi domine eden şu anda iktidar partisi. Tabii ki önümüzdeki dönemde yürütmeyle yasama belirgin şekilde ayrışacak. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemek de lazım. Ancak partide ağırlıklı görüşün yine de bunu kanun hükmünde kararnameye ekleyelim şeklinde başlayan. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihi evet. bu işi meclisten biraz çıkarmak. Biraz da galiba o bütçeye vesaire falan denk geldi, gecikmesin diye. Sayın Cumhurbaşkanı şunu düşünüyor yani, bunu özellikle belirtelim. Yani şimdi kış lastiğini bile siz kanun hükmünde kararnameye ekleyince o zaman yani bu mu bizim olağanüstü hal ve mücadelemiz gibi işi sulandıracak, kamuoyu algısını çarpıtacak sonuçlar yürüyor. Dolayısıyla meclisin ağırlık merkezini de kaybettirmemek ya lazım. Ya da KHK'lar mecliste yasalaştıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne evet. sunulma imkanı doğuyor. Eleştirisini de bir şekilde göğüslemek tabii, için tabii. süreçleri biraz hızlandırmak peki. gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Süremin sonuna geldim. 2 saat dedik. Su gibi geçti. Çok teşekkürler. Okan Müdürlüsü olmuş. Ben de teşekkür ederim. Serpil Çevikcan. Teşekkürler. Sağ olun. Mustafa Kartal, çok teşekkür ederim. Siyasi işlerde artık Ankara'dayız. Siyaset çok yoğun çünkü. Önümüzdeki hafta da burada olacağız. Yeni ekiple birlikte siyasetin nabzını, perde arkasını aktaracağız. Programı sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.